Ne eriyle dair söylenecek sözümüz bitti, ne de eriyle'nin menfaatlerinin korunması adına sürdüreceğimiz mücadelemiz. Bizler yılmadan, yıkılmadan ve dürüstlükle yayın politikamıza devam edeceğiz. Seçimin nabzı yine Ereğli Haber Merkezi ve ereğlihaberler.com'da atacak. Efendim, hasret sona eriyor ve seçim 2024 programı Ereğli Haber Merkezi'nde başlıyor. Ben Özcan Saraç, gazeteci arkadaşlarımla birlikte yine en çarpıcı konular ve yerel seçim öncesinde karşınızda olacağız. Ve bizler her çarşamba günü saatler 20.30'u gösterdiğinde en güncel konularla karşınızda olacağız. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Ben Deniz Özcan Saraç. Artık yerel seçim sürecine girerken her geçen gün siyaset sahası biraz daha sertleşiyor. Maalesef ara ara çirkinleşiyor. İşte biz de bugün Ereğli seçime giderken bu seçim gündemini sevgili gazeteci arkadaşım Umut Yaygır'la birlikte değerlendirmek için şu anda karşınızdayız. Ben Umut'a öncelikle hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim değerli kardeşim. Sağ olasın. Umut, şu soruyu sormakla başlayayım. Sence şu an nasıl gidiyor seçim süreci? Vallahi işte sosyal medyada paylaşımları ara ara yapıyoruz. Vatandaşlarımıza gündemle ilgili, gündeme ilişkin değerlendirmelerimizi vakit bulduğumuz süreçte anlatmaya ve paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii Ereğli'de siyaset arenası hızlı ve bir o kadar da yoğun tempoyla geçiyor. Tüm adayların artık sahaya inmiş olması, siyasi partilerin Ereğli'ye dair, Ereğli'nin gelecekteki 5 yılına dair projelerini bir bir açıklamasıyla birlikte tabii ki hem vatandaşlarımızın hem de siyasi adaylarımızın heyecanı bir tık daha fazla. Evet, şimdi ben ara ara çirkinleşiyor dedim programı açarken. Nasıl çirkinleştiğiyle ilgili örnekler vereceğim. Bu arada Umut, biz de gazeteciler olarak her seçim döneminde olduğu gibi ciddi manada yoğun oluyoruz. Bu yoğunluğun vermiş olduğu yorgunluk da var. Bu da aslında bir yönde surat ifademize yansıyor. Bu sebeple lütfen kıymetli izleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Şimdi bu programın Umut, videolar var, fotoğraflar var program içerisinde. VTR'ler var. Onları ekrana getireceğiz. Umarız ki güzel bir program olur. Uzun zamandan bu yana seninle değerlendirme yapmıyorduk. Bu da inşallah hani şu anda seçim döneminde ne olup bittiğini henüz bilmeyen ya da görmeyen kıymetli izleyicilerimize anlatmak, gerçekte ne olduğunu göstermek için biz bu programı gerçekleştiriyoruz. Şimdi efendim, dün Sayın Cumhur İttifakı'nın adayı ve belediye başkanı olan Sayın Oprukçu, yanılmıyorsam aşağı gönderilen mahallesiydi değil mi? Şimdi hani biz hep diyoruz ya, seçim dönemi aslında adaylar için birer karnedir. Adaylar halkın huzuruna çıkarlar. Yaptıklarını ya da yapacaklarını anlatırlar. Buna göre de 31 Mart tarihinde halk adaylara işte gereken karşılığı verir. Ama biz bu süreçte Sayın Obrukçu ile ilgili ya da bu 5 yılda ne yaptıklarıyla ilgili haberler yaptıkça ya da katılmış olduğu programlarda söylemiş olduğu ilginç sözleri yayınlayınca dallama oluyoruz, sallama oluyoruz. Ne demek istiyorsun Özcan diyorsanız bir izleyelim bakalım. Dün akşama gidelim aşağı gönderene. Sayın Obrukçu, bakın basın mensuplarına neler söylüyor. Orada basın mensubu geçinen dallamalar, sallamalar var. Aleyhte, belediye başkanı olduğum günden beri aleyhte yazarlar. Akıyük'te sondaja başladık. Adanalı firma Hüseyin Obrukçu'nun ortağı diye saldırdılar. Adam işi zamanında yapamadı. Sözleşmesini feshettim. Cezasını yazdım. Hak edişini de cezadan
karşıladım. Akadisini de cezaya mahsup ettim. Hiç kıtlıkları çıkmıyor. Orada basın mensubu geçinen... Evet, bu videoyu izlediniz. Şu anda video ekranda sesi kısık değil mi arkadaşlar? Peki. Evet Umut, dilersen bununla bir başlayalım. Basın mensupları dallama oldu, sallama oldu. Şimdi Sayın Obrukçu burada diyor ki Akyük'le ilgili orada diyor söz verdiği işi bitiremeyen firmaya gerekli ceza evet. yazdım diyor. Ama bununla ilgili diyor medya mensuplarının gıkları çıkmıyor. Hı hı. Şimdi şöyle de bir arşive baktığımızda eğer arkadaşlar da o fotoğrafı... Ona gelelim ama o fotoğrafı birazdan verelim ama öncesinde bu şeyi bir değerlendirelim. Tamam o zaman. Dallama hı hı. sallama basın mensuplarına yönelik bu cümlesi hakkında ne düşünüyorsun sevgili Umut? Aslında ben bununla ilgili olarak öğlen saatlerinde bir paylaşım yaptım. Yani o paylaşımı buradan bir daha ifade edeyim. Yani siz yıllarca bürokratlık yapmış... Bürokratlık yapmakla kalmamış, siyasetin içerisinde bulunmuş. Hı hı. Efendime söyleyeyim, Aski Genel Müdürlüğü gibi bir pozisyonda bulunmuş. Hı hı. Onunla kalmamış, 5 yıl daha öncesinde, 5 yılda bu dönemde 10 yıldır belediye başkanlığı yapmış bir adamsınız. Şimdi siyasi anlamda birçok görevde bulunmuş bir insana bu söylemler yakışmıyor. Hatta ben bugünkü gündüz paylaşımımda da bunu video halinde Ereğli halkına, Ereğli kamuoyuna paylaştım ve onların bilgilerine sundum. Orada bununla da kalmamış Sayın Başkan, vitesi bir tık daha arttırmış. Kendisiyle ilgili Sayın Hasan Avşar'ın zamanında söylemiş olduğu deyus ifadesini bile kendisi dile getirmiş. Hı hı. Yani şimdi dallama, sallama, kendisine söylenilen deyus gibi ifadeleri kendisinin bizatihi izah etmesi Sayın Başkan'ın ruh halinde, Sayın Başkan'ın psikolojik aleminde ciddi anlamda sıkıntılarının olduğunun bir göstergesi. Çok rahat değil aslında. Bakın, yani bir siyasetçinin, bir belediye başkanının özellikle seçim döneminde ağzından çıkacağı ifadelere her zamankinden bir tık daha fazla dikkat etmesi gerekir. Onu da geçin, her şeyi geçin. Ben şunu diyorum arkadaşlar. Tenekenin içerisinde ne varsa dışına o sızar. Tenekenin içinde ne varsa dışına o sızar. Şimdi Sayın Başkan benim şahsıma, size, diğer ortağımız Erhan Bey'e işine gelmediği için Ereğli halkının öğrenmesi gereken konuları bizler öğrenmesine vesile olduğumuz için dallama olabiliriz, sallama olabiliriz, basın olmayabiliriz. Vay arpayla, buğdayla, çadarla beslenen onun gözünde bir takım varlıklar olabiliriz. Ama gerçek şu ki bizler Ereğli Haber Merkezi ailesi olarak Ereğli kamuoyunun bilmesi gereken her şeyi korkusuzca, tarafsızca izah etmekten ödün vermeyiz. Sayın Başkan'a diyorum ki, yani Sayın Başkanım seçime gittiğiniz bu günler gerçekten önemli. Ereğli halkının karşısına çıkıyorsunuz. Ereğli halkı karnenizi kısa bir süre içerisinde elinize verecek. Başarılıysanız sizi yeniden seçecek. Başarısızsanız sizi buradan gönderecek, bu makamdan indirecek. Ama bu süreçte şu ruh halinizi, ruhaniyetinizi biraz bir rahatlatın. Bir belediye başkanı olarak şahsınıza, makamınıza, kimliğinize bunca yıldır yürütmüş olduğunuz siyasete yakışmayacak ifadelerde bulunmayın. Hı hı hı. Ya şimdi ne demektir arkadaş? Sayın Hasan Avşar zamanında rahmetli ol diyebilirim. Size bir ifade kullanmıştır. Ya bir belediye başkanı kendisine söylenilen bir ifadeyi, deyus ifadesini ya nasıl olur da bir seçim atmosferinde, seçim çalışmasında halka bana zamanında Hasan Avşar deyus diye takıldı der. Hı hı. Bununla da kalmaz. Kendisini eleştiren gazetecilere dallama der, sallama der, hı hı. bilmem ne der. Ya bunlar yakışır mı? Bir belediye başkanına yakışır mı? Bırakın bir belediye başkanını, bir insana, bir şahsiyete, bir şahsa adamlığa yakışır mı? Ya bunlar tartışılması gereken konu. Hı hı. Şimdi evet. kendisi sizin de ifade ettiğiniz gibi işte ben Akyük'te adam beni ortak yaptılar diyor. Biz demiyoruz Sayın Başkan. Biz sizi Akyük'te o ihaleyi yapan firmayla ortak eden biz değiliz. Şimdi dur oraya bir virgül evet. koyayım.
Akük'teki ihaleyi alan firmanın yetkilisi diyor ki Oprukçu ihaleleri ortak diyor. Hazır evet. mı arkadaşlar? Onu bir verelim. Bakın sosyal medya bu değil, diğeri. Diğeri. Buna geleceğim az sonra. Heh, bakın burada firmanın yetkilisi. Evet, onu biraz daha alalım. Üst kısımda verelim lütfen ekrana. Bak üst kısımda Umut diyor ki Akük'teki ihaleyi alan firmanın yetkilisi. Maden ocağı diyor, belediyenin hizmetinde ihalelerin hepsini ortak. Olay bu. Yani evet. biz bunun haberini yapmışız. Evet sen devam et. Ben şimdi, oraya da geleceğim. Şimdi Sayın Başkan, beni ortak ettiler. Dallamalar, sallamalar, gazeteci olarak geçinen insanlar. Bizim gazeteci olup olmadığımızı Ereğli halkı takdir etsin. Sen Çünkü değil. Ben Sayın Başkan takdir etmesin. Evet. Yani 2019'da Sayın Başkan'ı televizyonlara çıkarttığımız zaman Sayın Başkan'ı o dönemki siyasi konjektürde belediye başkanı olması gerekiyor diye Ereğli kamuoyuna servis ettiğimizde bizler gazeteciydik. Şimdi değiliz. Şimdi Sayın Başkan'ın açık gördüğümüz, eksik gördüğümüz, sıkıntılı gördüğümüz taraflarını Ereğli kamuoyuyla paylaşıyoruz diye biz gazeteci olmuyor muyuz? Şimdi bak onu da soruyorlar. Şimdi, diyorlar ki 2019'da adamın yanındaydınız diyorlar. Evet. Şu an karşısındayız diyorlar. Biz de her defasında söylüyoruz. Evet 2019'da evet. haksızlığa uğradığını söyledik. Ama belediye başkanı olduktan sonra gördüğü yanlışlara göz yummadık. Kesinlikle. Bu sebeple yani karşısındayız. Yani şimdi bir insanın her zaman doğru hareket ettiğini savunamazsınız ki. Hı hı. Yani insanoğlu şaşar, beşer, düşer demiş atalarımız. Yani Sayın Oprukçu bu 5 yıllık süresinde şaştığını da gördük. Beşer olduğunu da gördük. Düştüğünü de görüyoruz yani haliyle. Bu anlamda Sayın Oprukçu bu 5 yıllık süreçte yanlış yapıyorsa körü körüne gözümüzü kapata kapata yanlışa doğru diyebilir miyiz? O zaman bizim gazeteciliğimiz nerede kaldı? O zaman bizim insanlığımız nerede kaldı? Şimdi hemen konuya döneyim. Bu konuyu da çok uzatmak istemiyorum esasında. Şimdi Sayın Oprukçu diyor ki beni Akıyük'te orayı sondajını vuran firmayla ortak ettiler diyor. O adamı biz sizinle ortak etmedik. O adamın kendi ifadesi bu. Sayın Oprukçu ihalelere kendisi ortaktı diye kendi ifadesi var. Sosyal medyada, da bununla ilgili paylaşımı var. Bakın orada paylaşan kişinin ifadelerini teknik arkadaşlarımız Ereğli halkıyla paylaşmış. Sayın Başkan, biz sizi kimseyle ortak etmedik. Bizim böyle bir iddiamız yok. Sizi Akıyük'te o ihaleyi alan ve o sondajı vuran firmanın sahibi sizinle ortak olduğunu kendisi ifade ediyor. Kaldı ki bu arkadaşımızla ilgili sizin ASKİ Genel Müdürü olduğunuz ve ayrıldığınız dönemde yapmış olduğunuz WhatsApp görüşmeleri de var. Bizim elimizde bunlar da var. Ama biz bunları herkesin özel hayatının gizliliğine inanan insanlarız. Özel hayatın gizliliği noktasında kanunlarımızın vermiş olduğu sınırlara ve haklara riayet eden insanlar olduğumuz için bu konulara da değinmiyoruz. Yani o iddiayı bulunan Oprukçu'ya, Oprukçu'nun kendisiyle ortak olduğunu iddia eden vatandaşa seni dolandıracak adamı ben çarmıha gererim diyen de sizdiniz. WhatsApp, biz değildik WhatsApp, yani WhatsApp konuşmalarında. WhatsApp bu belli, bu arkadaşı koruyan sizdiniz. Şimdi şunu ifade edeyim Umut, hemen hani izleyicilerimizi bilgilendirmek adına. Şimdi Oprukçu o videosuna diyor ki ben diyor işte iş yapamadığı için diyor o firmaya diyor ceza yazdım diyor. Ama diyor o firmanın işte Adana'dan geldiğini söyleyen gazeteciler diyor benim o firmaya ceza yazdığıma gıkları çıkmıyor demiş. Verdik bakın, görüntüye. Şimdi değerli izleyenler, burada Ereğli Haberleri, biliyorsunuz Ereğli Haber Merkezi çatısı altında, yani bizim internet sitemiz. 30 Eylül 2023 tarihinde biz Oprukçu'nun çıkıp da bu firma iş yapamadığı için ceza kestiği haberini vermişiz. Bir de o firma yetkilisi olan Erdal Kılınç'ın Oprukçu'yla ilgili ihalelere ortak olduğunu söylediğini de haber içerisinde vermişiz. Yani Umut. Tarih kaç? 30 Eylül 2023. He. Yani burada habercilik yapmışız. Ne? İki tarafından söylemlerini paylaşmışız. Ne sadece Oprukçu'nun söylemlerine yer vermişiz. Ne de sadece Akyük'teki Oprukçu ihalelere ortak diyen bu firma yetkilisinin söylemlerine yer vermişiz. İkisini de bir haberde toplamışız. Hani videoda gazeteciler dallama sallama buna benim o firmaya ceza yazdığıma gıkı çıkmıyor
Gıkları çıkmıyor demiş ya Obrukçu. Evet. Gıkımızın çıktığının da işte kanıtı. Zamanında da haberciliğimiz yapmışız. Bundan aylar önce ikisinin de söylediklerine yer vermişiz. Vallahi Sayın Başkan'a ben şuradan şunu ifade etmiyorum. Kıymetli kardeşim, ifade etmek istiyorum. Yani Sayın Başkan bu seçim sürecinde biz gazetecilerle uğraşacağına, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara, kendisiyle ilgili diğer adaylarımızın sormuş olduğu sorulara öncelikle bir cevap versin. Vallahi çok iddialar Sayın Obrukçu, var. Çok iddialar evet, var. Sayın Obrukçu acaba kaç milyon lira para gömdüğünden bahsetsin. Oradan ne elde ettiğinden bahsetsin. Organik tarımın gerekliliklerini yerine getirebildiğinden bahsetsin. Adabağ'da hayvancılık yapan kaç tane vatandaşımızı mağdur ettiğinden bahsetsin. Obrukçu bizle uğraşmayı bıraksın da Adana'da açılmayan kuyuları yapan firmayı Ereğli'de aküyü vurdurduğunu ve sonuç itibariyle o firmanın Obrukçu benle ortaktı dediğinin cevabını versin. İhaleler kanıtlasın. Ortak dediğinin. Obrukçu bizle uğraşıncaya kadar, gazetecilerle uğraşıncaya kadar 5 yıl önce Ereğli'ye vermiş olduğu vaatlerin hangisini yerine getirmiş önce onu açıklasın. Ya Özkan Özgüven yani her yerde soruyor 50 milyon lira yatırdım ya, diyor AKÜ'ye. Sesi çıkmıyor cevap veremiyor. Çıksın cevap versin. Yani şimdi burada çıkmış dallamalar sallamalar şunu diyorlar benimle uğraşıyorlar şunu yapıyorlar. Ya başkan seninle bizim falan uğraştığımız yok. Siz siyasi bir isimsiniz. Siz bir belediye başkanısınız. Bizler de gazeteciyiz. Yaptığınızda konuşacağız. Yapmadıklarınızla konuşacağız. Ama şöyle dönüp baktığımda 5 yılda yani yaptığınız her zaman söylüyorum. Vatandaşa cülük dağıttınız. 8-10 tane kelek dağıttınız. Ondan sonra geldiniz şimdi 13 milyon lira ihale ettiğiniz taş evlerde iş adamlarından, müteahhitlerden topladığınız efendime söyleyeyim yardımlarla, bağışlarla bir kız öğrenci misafirhanesi bir de aşevi açtınız. Yani yaptığınızı bana söyleyin. Açmadı taşıdı. Ya şimdi evet taşıdı. Ne yaptınız onu söyleyin. Şimdi diyorlar ki yöresel pazar yaptınız. Yöresel pazar yaptınız teşekkür ederiz. Bakın ona iddiamız yok. Bu güzel bir şey. Yöresel pazarın orada Ereğli'deki ürünlerin sergilenmesi güzel bir şey. Buna da Allah razı olsun diyelim. Problem yok. Ama harice ne yaptınız? Ya bir kütüphane. Hala bir kütüphaneyi bitiremediler. Yani Allah razı olsun Özkan Özgüven gider ayak bir Kültür Bakanlığı'yla bir protokol imzaladı. O protokolün gereği bir kütüphane Ereğli'ye daha kazandırılamadı ya. Besin oldu. Koskoca 5 yıllık Ereğlisiniz. 5 yıllık Ereğli Belediye Başkanısınız. Her çıktığınız ortamda tutturmuşsunuz vilayet Ereğli. İl Ereğli olacağız, i̇şte, vilayet Ereğli olacağız. O önemli bir konu olacak mı Ereğli vilayet? Ondan, oraya da geleceğiz. Efendim devlet abimden söz aldım, geliyorum. Bilmem biri dedi atın heybesinde Ereğli vilayetli. Biri çıktı dedi verin Ali'yi alın valiyi. Ya arkadaş 50 yılı aşkın süredir Ereğli'nin bir özlemi bu. Ereğli yıllardan beri il olmayı isteyen ve il olmayı da hak eden büyük bir ilçe. Bunun ötesinde baktığımız zaman kültürel açıdan, sosyal açıdan, ekonomik açıdan her şeyden öte sağlık alanında yaşadığımız problemler açısından vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetini yeterli ölçüde alamamasına baktığımız zaman Ereğli'nin il olması kaçınılmaz. Ama Ereğli'nin il olması kaçınılmaz derken Ereğli'nin ve Ereğli halkının bu yarasından nemalanarak bir seçim algısı yürütmenin de yanlış olduğunu şu düşünüyorum. Şu an zaten sadece vilayetlik üzerinde evet, gidiyor. Şimdi, başka böyle göstereceği bir şey yok. Şimdi, hani Sayın Özgüven diyor ya yaptıklarını afiş olarak asas diye. Evet. Ortada bir şey yok. Ya şimdi, ancak vilayetlik diyecek ya asacak, bir şey yok. Asacak bir şey olursa asarsınız kardeşim. Konuşacak bir şey olursa konuşursunuz. Ben buraya çıkıyorum. Konuşacak bir şeylerim var. Konuşuyorum. Şimdi diğer adaylar veya ben gazeteci olarak bu kendi alanımda bunu yapıyorum. Ya da diğer bir siyasi partinin adayı gittiği ortamda yaptıkları varsa da konuşuyor, yapacakları varsa da konuşuyor. Şimdi Sayın Obrukçu'yu görüyoruz. Yapmış olduğu toplantılarda, çıkmış olduğu köy gezilerinde, gezmiş olduğu esnaflarda. Ağzına pelesenk etmiş. Vilayet Ereğli. Şimdi bakıyoruz bundan 6 ay öncesinde bir gece sabah hepimiz uyandık ki
Ereğli'nin dört tarafı, mahalleler, caddeler, sokaklar, Ereğli'nin girişi, çıkışı, vilayet Ereğli topraklarından geçiyorsunuz. 1950'den beri özlemimiz olan vilayet Ereğli, Ereğli oluyor, il oluyoruz. Bununla ilgili Konya gündeminde de haberler yapıldı. Başkan duyurdu, Ereğli il oluyor diye. Bakın, 29 Ekim'de öyle bir Türkiye'nin, ülkemizin 100. yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ereğli'nin il olacağına yönelik bir algı yürüttüler. Bunu da pankartlarla astılar. Ya tutarsa dedi Sayın Obrukçu, bir pankart asayım da tutarsa da işte Hüseyin Obrukçu yaptırdı desinler diyecekti. Tutmadı. Aday oldu geldi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı ilk açıklamada Ereğli 2025 yılında vilayet oluyor dedi. Yemedi vatandaş. Şimdi Sayın Başkan önceki gün esnaf geziyor yahu. Yani gerçekten bir açık arttırma ihaleye gitmiş bu iş. 2029 Ekim'de oluyordu, olmadı. 2025'te oluyor dedi, vatandaş güldü, tutmadı. Şimdi sayı 2026'ya çıktı. 29'a kadar bakın, çıkar herhalde. Bakın, emin olun, emin olun. Obrukçu Belediye Başkanı olsun. Ereğli'de elinde tutacağı başka hiçbir konu yok. Yani kalmamış. Sıfır tüketilmiş. Ereğli halkına verilebilecek başka bir söz yok. Çünkü geçmişte söz verdi, yapamadı. Vatandaşın bu bilincinin olduğunu biliyor. Nerede vurabilirim diyor. Belki vilayet dersem belki tutar diyor. Çünkü Akyük dedi tutmadı. Akyük'ün ardından illikten önce lityum dedi. Onu bir fotoğrafı sen, verelim. Onu verelim. Bakın bir fotoğrafı sen, verelim. Ekrana vatandaşlarımız görsün. Evet. Şimdi lityum dedi bundan 15 gün önce tutmadı. Tutmaz. Yani şimdi bakın elinize 10 gram bir zannediyorum o da herhalde karbonat falan. Bizim karbonat kağıdı gibi biliyor musun? Şöyle şeffafa koyulmuş. Zannediyorum karbonat. Yani o lityum değildir. Bakın. Bilmiyorum. Eminim ben o karbonat. Karbonatı o poşetin içine koymuşlar. Lityumu gösteriyor. Ya şimdi diyorlar ki o gün bir ton sudan yanlış hatırlamıyorsam 100 gram mı? 100 gram lityum elde ediyoruz dediler. Yani 10 ton sudan 1 kilogram lityumu elde edildiğini söylediler ve 1 kilogram lityumun da 40 bin dolar bazında fiyatının olduğunu Sayın Obrukçu kendisi açıkladı. Ben söylemiyorum bunu. Sayın Obrukçu basına yapmış olduğu açıklamada 1 ton kükürtlü sudan, Akyük'ten çıkan 1 ton kükürtlü sudan 100 gram lityum elde edildiğini ifade etti. Kısa bir matematik yapalım. Hemşehrilerimiz akıllı insanlar. 10 ton kükürtlü sudan 1 kilogram lityum maddesi elde ediyorsunuz o halde. Matematik ortada. Ve Sayın Obrukçu bunu 1 ton lityumun piyasa değerinin 40 bin dolar olduğunu söyledi. 40 bin ya da 4 bin dolar yanlış hatırlamıyorsam. Bakmak tam lazım. Hatırlamıyorum, bakmak yani, lazım. Yani o rakamı Sayın Obrukçu verdi. Yahu şimdi adama sorarlar. Böyle bir maden vardı. Böyle bir maden vardı. Bugüne kadar neredeydiniz? Bugüne kadar neredeydiniz? Ya da böyle bir gelir kaynağı var. Zannediyor musunuz ki hükümet buraya bir tesis kurmasın? Bununla ilgili olarak. Ya düşünsene 10 ton su da 1 kilogram lityum madeni elde edeceksiniz. Fiyatı 4 bin ile 40 bin dolar arasında gidip gelen bir fiyat. Yanlış hatırlamıyorsam kendisi açıkladı Sayın Başkanım. Bakmamız lazım. Yani bunlar ciddi rakamlar. Yani şimdi siz çıkıyorsunuz, lityum maddesi elde ettik diyorsunuz. Onun ötesinde o yapmış olduğunuz sondaj işlemlerini de en son buraya biliyorsunuz Meta'yı getirdiler. Meta araştırma yaptı. Onlar da bulamadı. O da olmadı. Zannediyorlar ki Meta'nın orada araştırma yapmasıyla birlikte arka planda kendilerinin yapmış olduğu her şey kapandı. Meta'dan öncesi sonra ne kadar para harcadınız ya? Bunun bir hesabını ver nereyle altına. Toplam ne kadar para harcadınız değil ya, mi? İşte Sayın Özgüven 50 milyon lira diyor. Biri 40. Hala bir cevap veren yok. Veremiyor evet, yani Obrukçu. Ya şimdi bununla ilgili olarak bizim gazeteci arkadaşlarımız geçtiğimiz gün bir program yapmışlar. Yani gazeteci arkadaşlarımız da biri 5 yıldır burada hiç yok zaten. Diğerleri de ben hiç Ereğli kamuoyunda görmüyorum. Birisi de belediye personeli arkadaşımız. Yani bu arkadaşlarımız bize de saldırıyorlar. Saldırsınlar canları sağ olsun. Ama yani burada biraz
bir şeyleri kamuoyuyla paylaşırken bilgiye dayalı paylaşalım. Kamuoyunu, Ereğli kamuoyunu yakından takip edelim. Ereğli neler yaşıyor? Ereğli neler görüyor? Bürokrasi anlamında, siyasi anlamında, kamu kurum ve kuruluşların yapmış olduğu faaliyetler, sivil toplum kuruluşları bazında Ereğli'yi ne kadar takip ediyorsunuz? Önce siz bir gündemde olun. Ona göre bir değerlendirme yapın. Yani şimdi orada MTA'nın yapmış olduğu ve sondajdan sonra orayla ilgili her şeyi resmiyete bindirdiğini zannediyorlar. Ama orada bir garabet var aslında. Orada milyonlarca liranın o toprağın altında gömüldüğü var. Bunu biz bugün söylemiyoruz. Bunu 2 yıl önceki programlarımızı arşivleri açalım, orada da söylüyoruz. Kuyu çöktü dediler, para harcadılar. Vay malzeme kaldı dediler, vay şu oldu dediler, vay bu oldu dediler. 2000 metreye indik dediler, 1500 metreye indik dediler. Yahu arkadaş, yani gerçekten de bir maceranın peşinde. Hiç üstüne basmıyor biliyor musun? Macera perestlik. Hiç üstüne basmıyor. Yani diyor. Şimdi macera perestlikle bir şehrin geleceğini harcayacağınız parayı, bir şehrin tüyü bitmedik yetimlerinin hakkının olduğu parayı, yani bir macera peşinde, bir akü peşinde harcadık gitti. Çok güzel bir proje var denildi. Oranın işte Pamukkale'ye benzetilmesiyle alakalı, bir sıcak suyun çıkmasıyla alakalı. O aslında havuzların görüntüsü vardı. Evet. Biz onu aldık mı buraya? Evet. Onu bir... O henüz onu, alınmadı herhalde. Arkadaşlarımız bulabilirlerse. Bulabilir misin? Yiğit. Şimdi Ereğli'ye yapılan her şey gerçekten güzeldir. Hı hı. Ama yaptığımız her iş Ereğli'ye değer olmalı. Ereğli halkına değer olmalı. Şimdi ben bunu daha önce de eleştirdim. Kıymetli kardeşim. Evet. Bu akü meselesi üzerinde çok duruyoruz ama yani nasıl durmayalım ya? Nasıl durmayalım? Milyonlarca lira para harcanmış ya. Kesinlikle. Ereğli halkının kesinlikle oraya parası gömülmüş. Bunun üzerinde nasıl durmayalım ya? Benim içim kan ağrıyor arkadaş. Evet. Belki siyasiler benim kadar bağırmıyor. Belki siyasiler Ereğli'nin bu sorunuyla benim kadar ilgilenmiyor olabilir. Ama benim bir vazifem var. Ben gazeteciyim. Evet. Yiğit, görüntüyü sana attım ben. Devam edelim. Evet, onu hazırlayalım. Şimdi burada milyonlarca lira parayı biz buraya gömmüş müyüz? Sonuç ne? Ya siyasilerimiz de bugün bunu eleştiriyor. Bundan geçen yıl yaptığımız programda ve ondan önceki yıl yaptığımız programda orada bir tabela olduğunu söyledik. Ereğli Belediyesi Termal Tesisleri. Sayın Başkan orada ilk açtıklarında bir de fotoğraf verdi, hatırlarsınız. Ya işte bak. Evet. Akü'nün şu anki hali. Evet. Evet, termal tesisleri hatta. Bakın hala bu görüntülerin dışında dışarıda Ereğli Belediyesi termal tesisleri diye yazıyor. Bak, bakın. Buna tam vatandaş demiş ki kuruyan havuzlar hani kış olduğu için dediler ama paslanmış. İşte demirler. Mesela Sayın Özgüven diyor ki buraya mı 50 milyon lira yatırdık? Ama cevap yok. Ya şimdi Akü termal tesisleri. Özür dilerim. Şimdi yoldan biri geçerken Akü termal tesisleri tabelasını diyelim ki gördü. Bundan utanmıyorlar mı ya? Dışarıdan biri demek ki gördü. Ya bu termal tesislerinde hadi 3 kişilik bir oda ayıralım dediler. Geldiler baktılar ortada bir otel yok. Termal tesis yok. Ya yani nasıl oraya, olacak? Oraya bir şey deseniz taşırma havuz deseniz inanırız. Bakın yukarıdan aşağı 6 tane bir taşırma havuz var. Ve inancınız olsun yani bakın onlarca biz termal tesise sizler de gittiniz bizler de gittik yani. Ya hiçbir örnek almıyorsan buranın öyle bir özelliği yok da. Hadi diyelim burada o özellik var. O su var. Ya arkadaş çok uzak değil. Şuradan Çiftliğana gidersiniz. Orada nasıl bir tesis var görürsünüz. Çok uzak değil. Şuradan İsmil'e gidersiniz. Hemen Karatay'a bağlı İsmil'e. Konya'nın sınırında orada termal tesis nasılmış bir görürsünüz. Ya Ereğli halkıyla dalga geçmek değil de nedir? Şu görüntülere bir bakın ya. Ereğli halkı şu görüntüleri bir izlesin. Hı hı. Ya şuraya termal tesis demek. Şuraya termal tesis demek. Buraya milyonlarca lirayı harcamak ne kadar doğru ya? Yani el insaf, el vicdan Allah aşkına. Ya şuraya harcadığınız parayı, Ereğli'nin farklı bir ihtiyacını harcasaydınız olmaz mıydı? Ereğli'nin farklı bir kanayan yarasına merhem olsaydınız olmaz mıydı? Ya da şu paraya, şuraya harcadığınız paranın dörtte birini
ekonomisi zayıf insanlarımızı harcasaydınız olmaz mıydı? Yani şimdi siz göreve gelir gelmez işçinin hakkından keseceksiniz. İşçinin hakkından. Hiçbir şeyden değil. Biz işçinin hakkını teri korumadan verin diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Seferinde Rabbül Alemin diye Allah'ın adını dilinden düşünmeyen Sayın Obukçu'ya soruyorum. Bizler işçinin hakkını alnının teri korumadan verin diyen peygamberin ümmetleri değil miyiz Sayın Başkan? Soruyorum size. Pandemide bir de eksik yatırılan ya, sigortalar. Allah aşkına ya. Ya şimdi çıkacaksınız. Seçim ağzı. Belediye personeliyle müdürleriyle toplantı yapacaksınız seçim ağzında. 58 ay boyunca o işçinin neler çektiğini ya bize gelen mesajları bir göstersek ya. O işçiden keseceksiniz. 5 lira yemek parası vereceksiniz. Şimdi çıkacaksınız seçime 1 ay kalmış, 1,5 ay kalmış. Sanki bağ bağışlıyorlar ya. 17 bin lira olan paranızı 20 bin lira yaptık değil mi? Bir 5 daha koyalım mı üzerine? Koy başkan, 5 yetmez. 10 koyman lazım. 10. Şimdi virgül atalım. 10 koyman lazım. Daha önceki toplantıda maaşlara güzellik istiyoruz diyen işçiye nasıl bir cevap vermiş? Öyle bir duyum. Öyle değil, bak. İşçilerle toplantı yapmış Sayın Başkan. Bunun videosu var elimde. Ama çok rica ettiler. Bunu paylaşmayalım. İşimizden oluruz, gücümüzden oluruz diye bunu ben söz verdim arkadaşlara, paylaşmayacağım. Arkadaşlar diyor ki toplantıda, Sayın Başkan aldığımız para yetmiyor. Bize bir babalık yapın diyor. Elinde mikrofon başkan ne diyor biliyor musunuz? Ben çocuklarıma babalık yapmadım, size babalık yapamam diyor. Daha önceki toplantıda. Yahu başkan. Ya bu işçilerin yüzdelik dilimlerini kestiniz. Maaşlarını asgari ücrete düşürdünüz. Asgari ücretle düşürmekle bırakmadınız. Sayın Özgüven döneminde verilen o yüzdelik dilimleri size fazla para ödenmiş diye bu işçi kardeşlerimizin maaşından kestiniz. Ve bu insanlar en az 1,5 yıl boyunca asgari ücretin altında maaş alarak evlerini geçindirmeye çalıştılar hocam. Ya bu hak mı? Bu adalet mi? Bu hukuk mu ya? Bu öyle bir şey olabilir mi? 58 ay sonra çıkın, babalık yapıyorsunuz. Bir de bir replik oluşturmuşlar, sosyal medya dönüyor. Babalar sözünü tutar. Soruyorum, madem böyle bir babaydınız, 58 aydır neredeydiniz? Nerede? Siz sanıyor musunuz ki bu işçiler sizin gider ayak yaptığınız bu jeste, sizin gözünüzde jeste kanarlar? Onlar zannetmiyor mu ki sizin onların oyunuzu almak için böyle bir girişimde bulunduğunuza? Bir de Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda 5'er 1 lira bu arkadaşlarımıza ikramiye vereceğini söylüyor. Yahu bu insanların 5 yıldır hiç mi ikramiye hakkı yoktu ya? Bu insanların sosyal ve demokratik bir hak olan, hukuksal hakkı olan sendikal haklarını bugüne kadar neden vermediniz? Açıklayın. Bugüne kadar neden beklettiniz ya? Madem bu kadar hakkı, hukuku gözetiyorsunuz ve hakka hukuka riayet ediyorsunuz. 58 aydır neredeydiniz? Nerede? Sayın Başkan bunların cevabını versin. Gazetecilerle uğraşmayı bıraksın. Rakiplerine cevap vermeyi bilsin önce. Adama sorarlar. Neredeydin 5 yıldır? Organize sanayi neredeydi 5 yıldır derler adama. Yeni sanayi projesi neredeydi derler. 5 yıldır siz neredeydiniz derler. Ya bak Umut, şöyle bir şey vardı. Yeni sanayi biliyorsun, Eril'deki yeni sanayi Hallet Yemez döneminde. Evet. Pınar'la birlikte yapılacaktı. Başlanılacaktı. TOKİ yapacaktı. Ancak buna hani dönemin madeni eşya esnaf odası, evet, başkanı Arif Demirbaş. Biz yapacağız TOKİ dedi. Değil biz yaparız dedi, buna engel oldu. Ve yeni sanayinin yapılacağı o Sarı Topalı mahallesi sınırları içerisindeki yer alan o devasa yer var ya. Sürülmüştü. Oraya da bir gece yarısı traktörleri sürdürdüler. Evet. Ve orayı traktörlerle sürdüler. Evet. Engel oldular. Yani şimdi o dönem
yeni sanayiye engel olanlar şimdi çıkmış Sayın Obrukçu açıklama yapıyor. Diyor ki Karapınar örneği gibi diyor. Bak evet. Karapınar ve Aksaray örneği gibi. Hı-hı. Yahu zamanında Sayın Hallet Yemez eğer engel olmayıp da müsaade etseydiniz Hı-hı. zaten Karapınar'la birlikte Ereğli'ye de TOKİ yapacaktı. Aksaray gibi TOKİ yapacaktı. Evet. Şimdi tutmuşsunuz Karapınar örneğini Hı-hı. veriyorsunuz. Bir de diyor ki kooperatif değil ben belediye kaynaklarıyla yapacağım diyor. Sayın Abdullah Yıldırım da çıkıyor soruyor. Hani başkan teşekkür ederiz ama hani açıklayın bunun kaynağı nerede? Hı-hı. Esnaflara gittik ertesi gün seninle. Hangi bir esnaf inanmış? Kimse inanmış. Bir de o toplantıda birçok esnaf da yokmuş. Birçok evet. esnaf da yokmuş. Zamanında engel olduğum projeye sırf Halil Et Yemez yapıyor diye engel oldurduğun, traktörleri sokup da sürdürdüğün arsayı bugün çıkmışsın. Yeni sanayi yapıyorum diyorsun ya da evet. yapacağım diyorsun. Seçim yatırım yani bunlar. Bunların hiçbiri tutmaz. Bakın ne yaparsanız yapın. Şimdi Ereğli seçmeni, Ereğli halkı emin olun o kadar. Bakın bunu daha önceki programlarımda da yazılarımda da ifade ettim. O kadar sezinlemesi kuvvetli, o kadar değerlendirmesi yüksek ve o kadar geriye dönük süzgeci olan bir halkımız ki hiçbir yerde Anadolu'da, Türkiye'de hiçbir yerle kıyaslanamaz. Kaldı ki her seçim döneminde bunları yaşıyoruz. İnsanlar son bir yılda yapılanlara değil, ondan öncekinde 4 yılda, 3 yılda, 2 yılda neler yapmışsınız ona bakıyor. Son zamanlarda yapmış olduğunuz her şeyin bir siyasi yatırım olduğunun herkes farkında. Şimdi çıkan adaylarımız soruyor. Hal projesi nerede diyor. Efendime söyleyeyim. Yeni sanayi projesi nerede diyor. Ya da 5 yıldır nerede? 5 yıldır neredesiniz diyor. Bunlara etkiye tepki prensibi olarak hemen alelacele bir toplantı yapıyorsunuz. İşte hali yapıyoruz. Yeri tahsis edildi. Şu oldu bunu yap. Bu oldu. Yeni sanayi ile ilgili, yeni sanayi projesi ile alakalı Türk Hava Kurumu'nun bir tahsisiyle ilgili bir problem vardı. Bunlar çözüldü mü? Bunlar bir açıklasınlar mı? Tapuyu aldım diyor. Tahsisiyle yani tapuyu aldım diyor. Tapuyu da aldım. Hadi bakalım. Projeyi paylaşsınlar. Kaç metrekare, hangi alanda, ne kadar alanda, ne yapacaklar? Bir esnafla paylaşsınlar. Hı hı. Bu işin madeni eşya esnaf odası bu işin neresinde? Yani madem siz efendime söyleyeyim sanayi esnafına dükkan yapıyorsunuz. Sanayi esnafını temsil eden madeni eşya bu işin neresinde? Bu iş için kurulan kooperatifler bu işin neresinde? Yok işte. Önce bunu bir açıklayın. Yani şimdi bakın var ya birçok esnafı gezdik. Siz bunu kulaklarınızla duysunuz. Biz kulaklarımıza duyduk. Vatandaşla ve esnafta şu düşünce var. Bu projede kimler nemalanacak diyor vatandaş. Esnaf bunu soruyor bize. Bunu vatandaş diyor bize. Bu bir yine nemalanma projesi mi diyorlar gider hayat. Soruyorlar. Seçim öncesinde bu nedir diye bize soruyorlar. Biz de Sayın Başkan'a soruyoruz. Başkanım realitede, realde böyle bir proje varsa tahsisatı yapıldıysa tahsisatını. Projesi çizildiyse projesini. Kaç metrekare ise metrekare fiyatlarını. Esnafın ödeme koşullarını. Biliyorsunuz ki TOKİ marifetiyle yapıldığında esnaflarımıza çok uygun şartlarda. TOKİ de ben yapamadım faizsiz, herhalde depremden dolayı. Özcan'cığım siz zannediyor musunuz Ereğli Belediyesi bu projeyi yapacak? Hayır. Yapmayacak. Ben böyle bir şey zaten yok. Seçim öncesinde halkı etkilemek, esnafı etkilemek, kaçakları, kaçak oyları kurtarmak. Niyet bu. O için seçim yatırımına yönelik açıklanan bir şey bu. Maalesef ki bu tür şeylere de sivil toplum kuruluşlarını da alet ediyorlar. Sivil toplum kuruluşlarını da alet ediyorlar. Evet. Peki. Şimdi başka bir konumuz daha var. Geçtiğimiz günlerde İşçilerle Kültür Merkezi'nin yaptığı toplantıda diyor ki beni siz bağımsız yaptınız diyor. Şimdi bir o görüntü var bir de hemen arkasından şey verelim. 2019'da Umut istasyon meydanında yaptığı açıklamasında Milliyetçi hı hı. Hareket Partisi'nden istifa ettikten sonra tansiyonum yerine geldi. Sayın Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı biz onu bir daha partiye almayız diyor ama zaten benim de MHP'ye tekrar dönmek gibi bir şeyim yok diyor. Bir durumum söz konusu değil diyor. Şimdi arkadaşlar önce
Kültür Merkezi'nde yaptığı o açıklamayı gündeme ekrana getirelim. Hemen akabinde ise 2019 yılına dönelim ve istasyon meydanında yapmış olduğu bağımsız geldim, bağımsız kalacağım videosunu lütfen ardı ardına verelim. Ben 2019'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden beni dövseler, sövseler, kafama silah dayasalar, hatta o dayadıkları kurşunu sıksalar dahi Milliyetçi Hareket Partisi'nden beni kimse istifa ettiremezdi, biliyor musunuz? İstifa ettirip bağımsız aday yaptıramazdı. Beni sizler bağımsız aday yapmak, olmak mecburiyetinde bıraktınız. Gittim Ankara'ya. Bizi gözü yaşlı bırakamazsın diyen hemşerilerime dayanamadım ben. Bizi boynu bükük bırakamazsın diyen hemşerilerimize dayanamadım ben. Sadece benim değil. Ereğli bir ve bütün olmazsa, sizler kucaklaşıp el ele tutuşmazsanız, hemşerilerimiz el ele tutuşmazsa, boynu bükük kalacak olan sadece ben değilim, hepimiz. Ereğli, Ereğli boynu bükük kalmasın diye ben 58 aydır azap yaşarım, azap. Ereğli'ye bağımsız belediye başkan adayı olarak geldim. Kolay olmadı bu. Bir ömür idari ideolojik ve siyasi anlamda Türk milletinin, Türk devletinin bekası için vakfettiğimiz ömrümüzü, kopardığımız partimizden ayrılmak kolay olmadı. Ama emin olun partimden istifa ettikten sonra, sevgili hemşerilerim, bağımsız belediye başkan adayı olarak Ereğli'ye gelmeye karar verdikten sonra 20'lerde 22'lerde gezen tansiyonum emin olun 13'e 8'e 13'e 7'ye düştü. Bu kadar rahatlatacaktı da ben bugüne kadar niye akıl edemedim diye kendime kızdım. Bundan sonra sağlığımın bozulmasına meydan vermeyeceğim. Sevgili hemşehrilerim, zaten genel başkan yardımcıları geldi, Konya milletvekili Kalaycı. Ne diyordu? Partiye bir daha almadığımız gibi önünden de geçirmeyiz diyordu. Mustafa Kalaycı, rahatımı, huzurumu, Ereğli'nin huzurlu geleceğini bozmaya hiç niyetim yok. Geldiğim gibi bağımsız belediye başkan adayı olarak, geldiğim gibi bağımsız olarak hizmet etmenin şerefini yaşayacağım. Ben 2019'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden beni dövseler, sövseler, kafama silah dayasalar, hatta o dayadıkları kurşunu sıksalar dahi Milliyetçi Hareket Partisi'nden beni kimse istifa ettiremezdi, biliyor musunuz? İstifa ettirip bağımsız aday yaptıramazdı. Beni sizler bağımsız aday yapmak, olmak mecburiyetinde bıraktınız. Gittim Ankara'ya. Bizi gözü yaşlı bırakamazsın diyen hemşerilerime dayanamadım ben. Bizi boynu bükük bırakamazsın diyen hemşerilerimize dayanamadım ben. Sadece benim değil. Ereğli bir ve bütün olmazsa, sizler kucaklaşıp el ele tutuşmazsanız, hemşerilerimiz el ele tutuşmazsa, boynu bükük kalacak olan sadece ben değilim, hepimiz. Ereğli boynu bükük kalmasın diye ben 58 aydır azap yaşarım, azap. Şimdi Umut,
Bir de ağlamaklı bir sesle. Herhalde arka planda bir fon müziği var. Yani Sayın Başkan gerçekten de ağlamayı, yani 2019'da da ağlamışım biliyor musunuz seçimde? Yani konuşma yaparken bağımsız çıktığında. Evet. Ağlamayı beceriyor Sayın Başkan yani. Evet. Geldim. Evet, bir yorum yap. Peki neden ağladı? Kültür merkezinde bak şimdi diyor ki, duygulandı herhalde. Şimdi kültür merkezinde diyor ki. Duygu yüklü başkan. Beni diyor siz bağımsız çıkarttınız diyor. Evet. Hani bilmiyorum niye böyle bir şey söyledi. 2019'da da işte. Bağımsız geldim, bağımsız giderim diyor. MHP'yi eleştiriyor. Genel Başkan Yardımcısı'nı eleştiriyor. Kendiyle çelişen bir belediye başkanı var. Gerçekten bak. Baştan sona böyle zaten. Kendiyle çelişen bir belediye başkanı, evet, var. Bir de Hüseyin Obrukçu'yu bir yönde tebrik ediyorum. Böyle hani bir şey ifade ederken çok güzel, duygusal yaklaşıyor. Yani karşısındaki adamı etkilemeyi çok iyi beceriyor. Bak bizi etkileyemez ama bu Hüseyin Obrukçu'nun gittiği köylerde, gittiği programlarda böyle konuşsun. Orada birçok kişi etkiler. Böyle ağlasın. Yok bence yemiyor Ereğli halk artık. Gerçekten. Valla yani şimdi ya, var ya, etkilemeyi beceriyor bakın, bak. Bakın Sayın Başkan'ın bu videosundan sonra kaç tane esnafa girdiysem, kaç tane vatandaşla bu konu üzerine konuşursak başkanın çok güzel bir tiyatro sergilediğini söylüyorlar. Bunu ifade edeyim. Yani çok güzel bir piyes yazarı ve çok güzel bir tiyatro oyuncusu olabileceğini ifade ediyorlar. Bak bunu ben değil vatandaşlarımız söylüyor. Ha katılıyor musunuz? Yani şöyle 5 yıla baktığımız zaman Sayın Obrukçu yani azap çektiğini söylüyor son 5 yılda. Neyin azabını çekti ben bunu anlamaya çalışıyorum. Yani ortada kim azap çektirdi? Yani şimdi şöyle olsa yani, belki başkanın şöyle bir durum olsaydı söylemlerine katılırdım. Diyelim ki Sayın Başkan bağımsız çıktığı gibi Ereğli halkından bağımsız olarak oy aldı ya. Ereğli halkını, yani burada Ereğli halkına bir ihanet var aslında. Bağımsız olarak devam ederken büyükşehirden hizmet alamasa ya da efendim merkezi hükümetten hizmet alamayacak bir durumu olsa, bugün ağlasa, azap çekse, karşınıza fazla hizmetle gelemedim ama size söz verdiğim için, bağımsız belediye başkanı olduğum için, Ereğli Partisi'nin belediye başkanı olduğum için halkı daha çok etkilerdi. Bağımsız parti başkanı Ereğli, bağımsız Ereğli Partisi'nin başkanı olduğum için karşınızda üzülüyorum dese, ağlıyorum dese, elimde az bir şeyle karşınıza geldim, yok denilecek kadar az hizmetlerle karşınıza geldim dese tutardı. Ama yani seçildiniz, ilk 6 ayın içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne, bununla birlikte de Cumhur İttifakı'na geçmiş oldunuz. Yani Cumhur İttifakı'nın bir belediyesi vardı burada sonuç itibariyle. Ha Cumhur İttifakı'nın belediyesiyken milletvekiliyle iyi geçinmezseniz, büyükşehirle iyi geçinmezseniz, AK Parti'nin teşkilatıyla, Ereğli teşkilatıyla, Konya teşkilatıyla iyi geçinmezseniz, Konya Büyükşehir Belediyesi ile iyi geçinmezseniz Ereğli'de hizmet alamaz. Yani şimdi her şeyi Hüseyin Obrukçu yaptı dedirtmek için soruyorum size. Büyükşehir'in yapacağı taş evleri neden aldınız elinden ya? Her zaman diyorsunuz Konya siyaseti Ereğli'yi öksüz şey görüyor. Üvey evlat görüyor diyorsunuz. Madem böyle bir durum var. İhaleye çıkılmış bir proje varken ortada. Taş evleri. Büyükşehir'den niye devraldınız? Aşevin taşımak için herhalde. 50 milyon lira borçlanma talep etti. Ereğli encümeninden, Ereğli meclisinden, hı hı, belediye meclisinden verilmedi. 13 milyona ihale etti. Sayın Başkan'a soruyorum buradan. Taş evleri 13 milyon liraya ihale ettiniz Sayın Başkan. Orada restorasyon çalışmaları yapıldı. Bu restorasyona ne kadar hak ediş ödediniz? Bu restorasyonu kim yaptı? Oraya restorasyon adı altında neler yapıldı? Bir çatılar değişti gördüğümüz kadarıyla. 13 milyon orada nereye harcandı? Bu 13 milyon lira orada harcandıysa, oraya için harcandıysa, o öğrenci yurdu, misafirhanesi için ya da o aç evine neden vatandaştan, iş adamlarından, müteahhitlerden para topladınız? Yani 13 milyon lira bugün bu pandemi sürecinde verilen bir ihale bu. 13 milyon lira hadi bugünün şartında 13 milyon lira çok büyük bir para olmayabilir. Bir belediye açısından yapılacak bir hizmet açısından. Ama o dönem ama çok paraydı. 2 yıl öncesi için 13 milyon büyük para. Orada ne yapıldı, kime ne kadar ödendi? Ya bunları açıklayın, şeffaf olun.
Ereğli halkıyla paylaşın. Şeffaf. Biz öğrenmek istiyoruz. Ereğli'nin paralarını, Ereğli'nin paralarını hangi şartlarda, ne düzeylerde harcadınız bunu Ereğli kamuoyuyla paylaşın. Bizlere de gönderin. Sizin adınıza paylaşalım. Yani şimdi 13 milyona ihale edeceksiniz. 50 milyon lira borçlanma talep edeceksiniz. 13 milyon liraya ihale edeceksiniz. Orada göstermelik bir takım çalışmalar yapacaksınız. 13 milyon lira acaba bu firmaya aktarıldı mı? O firma o para karşılığında ne yaptı? Bunu öğrenmek istiyoruz. Yani Konya Büyükşehir Belediyesi'nin orada çok güzel bir projesi vardı biliyorsunuz. Harika. Bunu geçtiğimiz hafta paylaştım. Görsellerini, yapacağı görselleri. Oratoryumlar, kültür alanları, sosyal gezinti alanları, kafeteryalar, alışveriş merkezleri, birçok sosyal tesisler. Çok güzel bir alan olacaktı. Ama bakıyoruz bir telin etrafı çevrildi. Sanki cezaevi gibi etrafı çevrildi. İçerisine bir tane aş ocağımızı taşıyıverdik. Arkasına da rahmetli Aydın Sıla hocamızın ismini vermişler. Bu da güzel bir şey. Orada bir kız öğrenci misafirhanesi yapılmışız. Buranın içerisinin tesisatında sağdan soldan toplandı söyleniyor. Müteahhit. Buraların tadilatlarıyla ilgili de müteahhitlerden para aldığı söyleniyor. Yahu yani elle tutulur, gözle görülür. Ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Yani şimdi çıkıyorsunuz Ereğli halkından hizmet, oy istiyorsunuz. Hizmet edeceğiz diyorsunuz. 5 yıldır neredeydiniz ya? 5 yıldır neredeydiniz? Şimdi çıkmış gazeteci arkadaşlar. Bağımsızdı. Belli bir süre ona gitti. Ondan sonra dünyayı kasıp kavuran pandemi peydah oldu. Ondan sonra 13 ilimizi etkileyen deprem oldu. Yahu arkadaş, bu deprem olduysa Konya'nın diğer ilçeler için de oldu. Bu pandemi, bu deprem. Karapınar için de oldu. Karapınar için de oldu. Niğde için de oldu. Boğur için de oldu. Kayseri için de oldu. Kırşehir için de oldu. Her yer için oldu. Her yer için. Yani ben bir başka bir belediye başkanı ya da adayı duymadım ki depreminin, pandeminin arkasına sığınan. Vallahi de billahi de. Birçok il ve ilçede pandemi sürecinde belediyeler çok daha etkin hizmet yaptılar. Çok daha etkin hizmet yaptılar. Çünkü çıkma yasağı vardı. İnsanlar dışarı çıkamıyordu. Anlatabildim mi? Sokaklar, alanlar açıktı. Çok daha rahat hizmet edebilme şansları oldu. Yani bunun arkasına, ya şunu sormak lazım. Pandemi sürecinde Ereğli Belediyesi'nin aldığı gelir eksildi mi? Gelen para eksildi mi? Çıkartın. Muhasebeniz var. Ereğli Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'ne yetki verin. Müdür ya da müdür hanım kimse çıksın desin ki pandemi sürecinde İller Bankası'ndan aldığımız gelir pandemiden önce şuydu. Pandemi girdi şu oldu desin. Yani aynı parayı aldınız. Ne değişti? Ne değişti? Ney? Evet. Ama amaç bir şeylerin arkasına saklanmak. Evet. Şimdi konu başlıklarını ayırdık, görüntüleri ayırdık. Umut, bu konuyla ilgili var mı başka söylemek istediğin? Yani ben şunu söyleyeyim burada. Bağımsızlıkla ilgili. Şurada şunu söyleyeyim. O dönem Sayın Başkan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmesinin doğru olacağını savunduk. Neden savunduk? Geçişinin doğru olduğunu söyledik. Şu anlamda Ereğli daha hizmet, etkin hizmet alabilir mi anlamında. Ama burada Sayın Başkan kendisiyle çelişti. Herkesle kavga etti. Bağımsız olduğu için oy aldığı vatandaşlara ihanet etti mi? Etti. Ama o dönemde de MHP'ye geçmesi Ereğli'ye hizmet açısından daha iyi olur diye düşündük. Ama maalesef bağımsız olsaymış belki daha hizmet alırmış. Çünkü oraya geçtikten sonra elinin daha da kuvvetlendiğini düşündü. Gaza bir tık daha bastı. Herkes de kötü oldu. Ya bak bir Beşşehir örneği var. O adam 5 sene boyunca bağımsız gitti. Şu an AK Parti'den aday oldu ama yani mesela... Çok güzel hizmetler aldı Büyükşehir'den. Evet. Bir Beşşehir kadar olamadık. Kavgalı olmadı yani. Kimseyle kavga etmedi. Ya olamadık arkadaş. Yani siz gidip Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı genel merkezler bazında şikayet etmediniz mi? Siz yine Sayın Obrukçu seçim sahasında 2019'da Konya Büyükşehir'in memuru olmayacağım diyen siz değil miydiniz ya? Ne değişti? Ben demedim derseniz videosu var. Ne değişti? Yani bunu sormak lazım. Bakın evet. siyasetçi dün ne dediğini, bugün ne söylediğini
yarınlarda da ne söylemesi gerektiğini atlamamalı hiçbir dönem. Çünkü arşiv unutmuyor. Arşiv unutmaz. Hafızalar unutmaz. Söz uçar, yazı kalır, kayıt kalır. Evet, şimdi Umut, Sayın Özkan Özgüven bir soru daha sordu. Dedi ki, Ereğli'nin dedi her tarafını asmış olduğunu afişler dedi. Vatandaşlar bizlere mesajlar gönderdi, tepki geldi. Bir gece yarısı saat 2-2.30 sıralarında afişler toplatıldı tepkilerden dolayı. Şimdi bu kadar afişin parasını Sayın Obrukçu cebinden mi verdi? Gerçi belediyeden almış olduğu maaşı da burs verdiğini söylüyor. Hı-hı. Anam babam sağ olsun onlardan çok kaldı diyor. Kardeşim Ramazan Obrukçu sağ olsun diyor. Bilmiyorum afiş paralarını da nereden verdi? Normalde kendi fotoğrafını oraya koyduğu için belediyeden ödemesi yasak biliyorsun. Hı-hı. Doğru mu? Yok ya şöyle belediye başkanlarının bir reklam bütçesi var diye biliyorum. Bakın şimdi eleştiri yaparken yaptığı de hizmetlerle ilgili olacak evet, ama. Yaptığı aynen öyle. Hizmetlerle ilgili. Ha, ona geleceğim yani, ben de ona ama, geleceğim. Bak Özcan'cığım ama adamın yaptığı hizmet yok ki ne yapsın adam? İşte ama kendi fotoğrafını koyuyor. Bunun bütçesini belediyeden evet. vermesi. Şimdi bakın bu konuya şöyle bakmak lazım kıymetli kardeşim. Siz burada Ereğli'de 5 yıl 2009-2014 arasında 5 yılda 2019-2024 arasında belediye başkanlığı yapmış bir isimsiniz. O toplatılan afişlerin görüntüsüne verelim evet. bu arada. Şimdi her şeyden öte sizin böyle her odum 10 adıma bir afiş asmaya ihtiyacınız yok. Gerçekten yok. Gerçekten yok. Tanınıyorsunuz. Çünkü siz tanınıyorsunuz. Ha Sayın Başkan şu 5 yılda çok yıpranmış bir isim. Gerçekten çok yıpranmış bir isim. Çünkü ihalelerle alakalı, bu akü-yükle alakalı, adabağla alakalı, bankamatikle alakalı, onun ötesinde işte bu Adana'da açılmayan kuyuları açan firmaları Ereğli'ye getirmesiyle alakalı ya da her ihalenin bir jokere verilmesiyle alakalı. Yani bunu resmiyet söylüyor. Birçok ihalenin joker isminde bir abimize verilmesinden dolayı. Bunlar da gündeme gelecek. Evet. Sonra bu medya patronu oluyor. İşte o hakkımızda konuşan gazeteciler maaşını onların, oradan evet, alıyor. Evet. Şimdi, vay babam vay. Şimdi yani lafın kısası Obrukçu çok yıpranmış bir isim. Yıpranmış bir isim. Hayır, kimsenin de Sayın Obrukçu'nun ifade ettiği gibi Sayın Obrukçu'yu diz çökertmeye çalıştığı bir ortamda yok. Yok. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Kanunlara açık seçik. Herkesin özgürlük alanlara açık seçik. Onun propaganda yapma hakkı var. Bizlerin de gazeteci olarak eleştirme hakkı var. Yani biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Yani bunun doğal sonucu olarak da Sayın Başkan'ın ifadesiyle bunun doğal sonucu olarak da biz Sayın Obrukçu'yu gazeteci olarak eleştiririz. Evet. Bizim eleştirilerimiz Sayın Obrukçu'yu diz çökmeye mahkum etmek falan diye de algılanmasın. Böyle bir şey yok. Ereğli'de 7 tane aday var. Hepsinin yapacağı projeleri de anlatacağı, Ereğli'ye dair izlenimlerini de paylaşacağız, anlatacağız, değerlendireceğiz. Ama yani şimdi Sayın Obrukçu'nun yapmış olduğu bir şey varsa bize diyorlar ya, yaptıklarını da söyleyin. Yaptıklarını da söylüyorum. Yani Sayın Obrukçu söyledim yine yenileyim. Bu 5 yılda uğraştığı 5 tane isteyin deseler. 1. Cülük. 2. Kelek biber. 3. Gazeteciler. 4. Aşevi. 5. Kız öğrenci yurdu. Başkanla uğraştığı 5 yıldaki iş bu. Yöresel ürün var onun. Yöresel ürün var. Orayı da Allah razı olsun. Ha bir de asfalt masfalt diyor. Bilmem ne diyor ama onlar belediyenin rutin hizmetleri. Şimdi belediyenin rutin hizmetleri tamam da bakın. Burada Sayın Obrukçu'nun kişisel olarak yapmış olduğu Ereğli Belediyesi'nin bütçesinden yapmış olduğu değil. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de büyük katkıları var. Bunları da unutmamak lazım yani şimdi. Tek başınıza her yere çöp kovaları dağıttınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Ya bir de şöyle bir algı oluşturulmak isteniyor Özcan. 2019'da diyor, Büyükşehir Yasası'yla birlikte diyor, Ereğli Konya'nın mahallesi oldu. Merkezi ilçesi oldu. Bir mahalle gibi düşünün. Bununla ilgili olarak Ereğli Belediyesi'nin tüm araçlarının
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çekildiğinden bahsediliyor. Ya böyle bir şey yok. Yani böyle bir algı yapmanın da anlamı yok. Yani Konya Büyükşehir Belediyesi Ereğli'nin hangi aracını, hangi kamyonunu, hangi greyderini, hangi kepçesini, hangi kazıcısını, hangi vidanjörünü götürmüş bir açıklasınlar da görelim. Yani Sayın Oburcu bağımsızdı. Madem böyle bir şey olaydı, yani siz sanıyor musunuz Sayın Oburcu'nun burası sessiz kalacağını? Bas bas bağırırdı. Bağırırdı. Ben bağımsız belediyeyim, belediye başkanıyım. Konya Büyükşehir benim aracımı götürüyor diye Sayın Oburcu bağırmaz mıydı? Bağırırdı. Yani bu neyin algısı ya? Böyle bir şey yok. Bunları bırakın. Şimdi Yiğit, Umut, biz programdayken bir vatandaştan yani bir vatandaş mesajı geldi. Bak vatandaş burada ne demiş? Yiğit, onları bir hemen ekrana verelim. Çünkü bu da yorum yapacağımız konular arasındaydı. Dur bakalım. O hemen arkadaşlarımız hazırlanırken şu pankart meselesine yarım kaldı. Onu söyleyeyim. Tamam. Yani biliyorsunuz bunu ilk olarak herhalde biz gündeme getirdik. Yani her 10 adıma efendime söyleyeyim bu kadar pankart asmanın ne anlamı var dedik. Yani Ereğli halkının parasını yani hunharca neden böyle haraç mezat dağıtıyorsunuz dedik. Yani bunları biz ifade ettik. Bir de baktık ki bir akşam bu pankartlar Ereğli Belediyesi'nin araçlarıyla toplanıyor. Yani ben şunu sormak istiyorum. Bakın Sayın Başkan'ın seçim ofisinin hazırlanmasında bile belediyenin araçları kullanılıyor. Yani bu kadar olmamalı. Yapabilirsiniz. Yani bunu hiçbir belediye yapmıyor. Yapıyordur. Eyvallah. Her belediye yapıyordur. Ama bu vatandaşın gözüne soka yapılmaz ki. Yani bu kadar pankarta ne gerek vardı? 10 adıma bir pankart atsınız. Yani buraya harcanan paralara yazık değil mi? Evet. Sosyal medyayı iyi şekilde kullanıyorsunuz. Televizyon da aldınız kardeş. 2 yıldır gazeteniz de var. Yani bu kadar afişe falan para harcamanıza gerek yok. Ereğli Belediyesi'nden çok ihaleye alan jokerimiz Ereğli'deki gazetenin birini aldı. Televizyonu da aldı. Geçtiğimiz günde bir televizyon aldı. Ereğli televizyonunu aldı. Sayın Joker sizin adınıza televizyonu gazeteyi aldı. Yani bırakın da sizin de propagandanız oralardan yapsın. Ereğli halkının, Ereğli Belediyesi'nin, kamunun paraları, kaynakları bu tür afişlere harcanmasın. Bari oradan televizyondan, gazeteden propagandanızı yapın yani. Gerek yok. Ereğli halkının parasını böyle hunharca harcamaya gerek yok. Yazıktır, günahtır ya. Evet. Bitirdin mi bu konuyu? Evet. Afiş meselesini. Bir de hala ben de şunu ekleyeyim. Bu afişlerin parasının nereden ödendiğine dair bir açıklama da yapmadı. Vatandaş bunu da çok merak ediyor biliyorsun. Evet. Bununla ilgili Sayın Başkan'a çağrımızdır. Bu afişlerin parasını bu reklam bütçenizi nereden karşılıyorsunuz? Kendi cebinizden karşılıyorsanız faturalarını Ereğli halkıyla paylaşın. Şimdi verelim Yiğit. Bak Umut, şimdi bir vatandaş biliyorsun bize vatandaşlar Allah razı olsun Ereğli'nin çok yerinden fotoğraflar atıyorlar. Bak şimdi vatandaş bunu atarken aynen şu yorumu yapmış. Dur bakalım neredeydi o? Diyor ki bu kumlar 150 metre mesafenin içinde 4 araba birden serilmiş diyor. İki araba daha vardı ama onları çekemedim diyor. Şimdi Ereğli'nin birçok noktasında artık bir kum siyaseti var. 2014'te olduğu gibi. Evet. İnanılmaz bir kum bolluğu var. Bir de Sayın Obrukçu göreve geldikten hemen sonra hem Ereğli Belediyesi'nin hem de Büyükşehir'in kullanmış olduğu o kum ocağını da kapattı. Yazık. Vallahi yazık. Yani vatandaş bak çekip atıyor. Şimdi bu sadece tamam şehir merkezinden gelmiş ama birçok köylerde mesela geçen gün ben Azize'ye gittim. Birçok kapının önünde kum var. Boşu boşuna duruyor bak ha. Bu kumlar ne yapıyorlar onu da bilmiyorum. Vatandaş istiyor döküyorlar. Vatandaş istiyor döküyorlar. Vatandaş istiyor döküyorlar. Nereden geliyor ki bu kumlar? Özcan'cığım yani bir taşla iki kuş vursanız siz de böyle çalışırsınız. Yani şimdi gerçekten bu kumla alakalı çok söylemler var. Ve o kadar çirkin manada söylentiler, halkın arasında konuşulan şeyler var ki gerçekten bu rahatsız edici ve mide bulandırıcı. Şimdi bununla ilgili olarak Sayın Başkan'ın bir açıklaması kamuoyunun vicdanını rahatlatır diye düşünüyorum. Halkın, Ereğli halkının vicdanını rahatlatır diye düşünüyorum. Şimdi Ereğli Belediyesi'nin sizin ifade ettiğiniz gibi
Sayın Özkan Özgüven döneminde açmış olduğu bir kum ocağı var. Biliyorsunuz Karaburun mahallesinde. Orayı da işleten firma bugün yine Böcek tarafında büyük bir kum ocağına sahip, biliyorsunuz o dönem. Hı hı. Ve o firmanın işletmesinde, Ereğli Belediyesi'nin de ortaklığıyla o firmanın işletmesinde Konya Büyükşehir Belediyesi dahil birçok yere altyapı filler malzemesi başta olmak üzere bu kumlar üretilip satılıyordu, biliyorsunuz. Hı hı. Ama ne hikmetse Sayın Obruç'u gelir gelmez ilk yaptığı iş o firmanın ne yaptı? Ruhsatını iptal etti. Belediye ait o kum ocağını kapattı ve ilk yaptığı işlerden birisi kum ihalesine çıkmak oldu. Yani Sayın Başkan 2009-2014 arasında da bu kum alımlarıyla alakalı çok şeye, iddialara maruz kalmış bir isim. Yani o dönem Sayın Obrukçu'nun aile bireylerine ait olan firmalardan kum alındığıyla ilgili olarak şu anda birçok iddialar gündemde. Birçok söylemler vardı ve bugün de asıl işi kumu olmayan bir firmanın ve bunun da Joker lakaplı bir kişiye ait firma tarafından ihalenin alındığı ve bu ihalenin de alt yüklenicisi olarak Sayın Obrukçu'ya ve Sayın Obrukçu'nun yakın ailesinden isimlere ait olan kum ocağından bu kumların temin edildiği iddiası var. Şimdi bakın, her 8-10 metreye bir böyle kamyon kamyon kumların serildiğini görüyoruz, döküldüğünü görüyoruz. Hı hı. Yani vatandaşı bu kumla kandırmaya çalışıyorlar. Vatandaş da bunu kullanıyor, vatandaş da istiyor. Kullanıyor, kullanmıyor, ne kadar bunlar hizmete dönüşüyor, burası tartışılır. Ama burada görünen iddialar doğruysa burada Sayın Obrukçu'nun ailesi de para kazanıyor. Efendime söyleyeyim. Sayın Obrukçu da bu kumları dağıtarak siyaseten oy topluyor. Şimdi iddialar bunun bu açıklaması yönde. Bu. Evet. Bununla ilgili bakın, buralar iddia. Bunu özellikle söylüyorum. Sayın Obrukçu'nun burada yapması gereken Ereğli kamuoyunun vicdanını rahatlatmaktır. Son 5 yılda Ereğli'de kaç milyon liralık kum ihalesi yapıldı? Bakın tekrar soruyorum. Son 5 yılda Ereğli Belediyesi kaç milyon liralık, kaç bin ton tonajda kum ihalesi yaptı? Bu kum ihalesini alan firma kim? Bu firma kendine ait bir kum ocağı yoksa, bu firma alt yüklenici olarak kumu kimden almıştır? Ne kadara almıştır? Piyasanın çok altında mı almıştır? Bunu nasıl karşılamıştır? Bunların hepsi Ereğli halkının, kamuoyu vicdanının rahatlamasını bekleyen sorular. Evet. Sayın Başkan da şu seçim döneminde, bu seçim atmosferinde Ereğli halkının kamuoyu vicdanını rahatlatmakla mükelleftir. Evet. Rahatlatmalıdır. Bu sorularda Ereğli adına bizler soruyoruz. Geçtiğimiz günlerde ne dedi ne yaptı .com isimli bir internet sitesi. Şimdi Yiğit, ona geleceğim, bekle bakalım. Bir internet sitesi Ereğli, evet, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Obrukçu'nun 2019 yılında söz vermiş olduğu 11 projeden ikisini yaptığını, hı hı, bir tanesinin hala devam ettiğini ve 8 projenin de hiç yapılmadığını, hı hı, söylemiş. Bir ver Yiğit onu yayına. Şimdi Umut, hani biz Ereğli'de yaşadığımız için, hı hı, bu ne dedi ne yaptı .com tamam, 11 proje demiş, 8 tanesi yapıldı, kütüphane devam ediyor demiş. Bir de bak bu internet sitesi termal tedavi merkeziyle acil müdahale merkezinin yapıldığını söylemiş. Herhalde Sayın Obrukçu'nun anne ve babası adına açmış olduğu sağlık ocağını acil müdahale merkezi olarak saymış. Evet. Eyvallah. Ama termal tedavi merkezi de herhalde akü yüklüyor. Yani şimdi şöyle, bunun üzerine yorum yapmadan önce teknik ekipten arkadaşımızdan rica edelim. Sayın Obrukçu'nun 2019'daki vaatlerini bir Ereğli halkıyla bir paylaşalım öncelikle. Ereğli'ye sözüm var, Obrukçu'ya yüzüm var. Hüseyin Obrukçu'yla sorunlara çözüm var. Selam Ereğli sana, hizmet gerekli sana. Hüseyin Obrukçu'yla sözümüz senden yana.
kesinlikle o fırtçı çocuğu. Hüseyin Obrukçu ile hadi bir daha her seçimde yani aynısını söylüyor. Bir bak, daha bir daha. Sonuna bir daha. Dikkat ettiniz mi? Vatandaş oradan Obrukçu sözü mü diyor? Kesinlikle Obrukçu sözü diyor. Şimdi Sayın Başkan sözünü yemiş bir defa, bunu söyleyelim. Yani burada 2019'da kesinlikle Obrukçu sözü diyorsa ve oradaki projelerde 11 tane proje değil bu arada, 9 tane proje. Ben saydım. 9 tane projenin daha bir tanesini bile hayata geçiremediyse, yani Sayın Başkan sözünü yemiş. Kusura bakma başkanım, sözünüzü yediniz. Zaten her şey ekranda, baksana sözünüzü bak, yediniz. Bir termal tedavi merkezi bak, var mı? Ya da Amatem. Termal tedavi merkezi. 2. Amatem merkezi. 3. Gıda ihtisas organize sanayi bölgesi. 4. Acil müdahale merkezi. 5. Belediye halk kütüphanesi. 6. Çok amaçlı kültür merkezi. 7. Belediye çarşısı. 8. Yeraltı kapalı otoparkı. 9. Kadın sığınma evi. Obrukçu sözü diyor bakın. Hani nerede? Bunun bir tanesini bana yaptık diye gösterin lütfen. Bir tanesini. Yani Sayın Başkan biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde bir siyasetçi diyor, bir politikacı vermiş olduğu vaatlerden %25'ini bile yerine getirse başarılı sayılır diyen Sayın Obrukçu'ydu. Ben Sayın Başkan'a soruyorum. Vermiş olduğunuz vaatlerden %25'ini, ya çok değil, %25'ini hayata geçirebildiniz mi ya? Ya ben yani gerçekten Ereğli adına üzülüyorum. Gerçekten Ereğli adına üzülüyorum. Bakın yani hani diyor ya, belki bizim için bu söylem değerli hocam daha çok erken ama aha geldik, aha gidiyoruz diyen çok sayıda hemşerimiz var. Özellikle Ereğli'de, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ereğli'mizde de genç nüfusun giderek azaldığını biliyor ve görüyoruz. Ve geride kalan vatandaşlarımız için, hangimiz için ya? Kaç tane bahar yaşayacağız? Kaç tane yaz göreceğiz? Kaç tane daha kış göreceğiz? Ya da kaç tane daha bu projelerden faydalanacağız? Hiçbirini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama sizler vatandaşların efendim duygularına, hislerine ya da isteklerine, arzularına, özlemlerine gem vurarak ve onları oradan etkileyerek oylarını aldıysanız, ya kusura bakmayın da şu verdiğiniz sözlerden en azından birkaç tanesini yerine getireydiniz ya. Birkaç tanesini yerine getireydiniz. Evet. Termal tedavi merkezi dediniz. 6 tane taşınma havuz yaptınız. İnsanlar oraya gidip de nerede soyunacak, nerede giyinecek, bunun aciziyetini yaşadı ya bu memleket. Yakışır mıydı ya? Bekle Kovası'nın alan yüzünde 3 tane paravan yaptınız. Vatandaş havuzdan çıksa donarak gitti. Üzerini nereden giyinecek belli değil. Diğer bir vatandaş çıktı. İçeriden çıkacak da adam ben giyineceğim diye bekledi. Ya Ereğli halkına siz bunu reva gördünüz ya. Bunun adına da termal tesis diye utanç tabelası yazsınız. Utanç, utanç. Utanç tabelası yazsınız. Ereğli halkını bunu mu hak ediyor Ereğli halkı? Bunu izah edin. Çıkmışsınız bugün, vilayet olmayla insanları kandırıyorsunuz. O gün çıktığınızda 9 tane projeyle kandırdınız. Bağımsız çıkıyorum dediniz, kandırdınız. Ereğli halkı ne çektiyse siyasi partilerden çıkanlardan çekti dediniz. Ben bağımsızım dediniz. Ereğli'nin efendime söyleyeyim kara sevdalısı, yarın ayağı, başı kel olanı dediniz. Son dönemim demişti 2019'da. Son dönemim dediniz. 2019'da son Hüseyin Obrukçu bir meftadır. Bu meftayı birlikte ayağa kaldırın dediniz. Ereğli halkı sizi ayağa kaldırdı. Ereğli halkına ne verdiniz? Mustafa Atalar bak şunu söyler demişti. Atalar şunu söyler Özcan. Der ki ne verdin elime, çalayım yüzüne. Sayın Obrukçu siz Ereğli halkın eline ne verdiğinizde ne bekliyorsunuz Allah aşkına? Yani bunu Ereğli halkı bilmiyor mu? Ereğli halkı görmüyor mu? Yazık değil mi ya bu vatandaşa ya? Evet. Bu verilen oyların hepsi emanet. Özcan'cığım sizde vatandaş 5 yılına borç verir. Borç verir. Eğer bu borcu vatandaşın size vaat ettiği süre zarfında ödemezseniz,
Ödemeniz de vaatlerinizi yerinize getirmekle olur. Bunu ödemezseniz o verdiği borcu sizden misliyle alır. Evet. Misliyle. Şimdi sıradaki videomuz arkadaşlar. Bankamatik memurları Sayın Yeniden Refah Partisi adayı Özkan Özgüven'e her gittiği yerde de birçok yerde evet o video birçok yerde de soruluyor. Sayın Özkan Özgüven geçtiğimiz günlerde de benim dönemimde bankamatik işler olmayacak dedi. Onlarca bankamatiğin belediyede çalıştığına dair iddialar var. Hatta bir dönem ulusal medyada da gündeme geldi. Cevap veremediler. Cevapları gazetecilere saldırmak oldu biliyorsun. Eril'de olmayıp da oturmayıp da işte Adana'da yaşayanların ya da Konya'da yaşayanın Ereğli Belediyesi'nden maaş aldığı iddiası hala maalesef devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de bir vatandaş bu soruyu sormuştu. Bir verelim arkadaşlar lütfen. Ereğli Belediyesi'ne hiç gitmeden, belediyeyi dahi görmeden bankamatik memurluğu adı altında maaş alan insanların olduğunu duyuyoruz. Gerçekten Ereğli halkının hakları bu şekilde yeniyor mu? Evet. Arkadaşımız diyor ki duyulanlar için, başkanım, Ereğli Belediyesi'nde bankamatik memurları varmış. Duydunuz mu diyor. Duymayan mı var? Burada bazı yürekli basın mensupları bunu dile getirdi. İsim isim söyledi. Cevap bile veremediler. Az önce söylediğim gibi, Ereğli'yi Ereğliler yönetir. Ereğli'yi bilmeyen Adanalılar veya başka şehirden gelen insanlar, Ereğli'nin belediyesinin çalışanlarına ve Ereğli halkına yüklenemez. Onun için bu bankamatik memurlarda ayrı bir başlık, ayrı bir konu. İnşallah onları da soracağız. Duyuyoruz ve bununla ilgili de yaklaşık 6-7 ay önce Ereğli ve ulusal basında bu bankamatik memurları dile geldi. Şu anda Ereğli Belediyesi'nin personel sayısını bilmiyoruz. Şu anda Ereğli Belediyesi'nin borcunu harcını bilmiyoruz. Şu anda bizim paralarımızla Akköy'de ne kadar harcandığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Biz halkız. Biz vatandaşız. Belediye ve belediye başkanı da bizim vergilerimiz de orada. Dolayısıyla ben sizin adınıza Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı olarak soruyorum. Bunları söyleyin. Fake hesaplarla, gelişigüzel laflarla, internette, Facebook'ta, Instagram'da, sosyal medyada sataşmayla belediyecilik yapılmaz. Şimdi 5 yıl bitmiş, dün şurada seçimlere kalmış 48 gün toplamış esnafı, toplamış sanayinin esnafını, ben size hal yapacağım, ben size yeni sanayi yapacağım. Toplamış benim personelimi, işçimi, benim çalışma arkadaşlarımı 59 ay geçmiş, 60. ayda seçim var, ben sizin maaşınıza zam yapacağım. Ya bu devir bitti. Bu eskiden 1960'lı 70'li yıllarda hep anlatırlar ben Kayseri'ye deniz getireceğim diyecek diyen politikacıların versiyonunu artık bırak kardeşim. Sen benim işçiye verdiğim %20, yerine göre %40, yerine göre %80 hakkı paylarını işçiden alıyorsun. Tek asgari ücrete düşürüyorsun. Pandemi döneminde işçinin sigortasını düzgün yatırmıyorsun. İşte burada bizi izleyen, takip eden belediyedeki işçilere de buradan beni teyit edecekler. Ondan sonra Özkan Özgüven gelirse şöyle yapar, böyle yapar diyor, korku salıyorsun. Biz çalışanla ilgili hiçbir meselemiz olmaz. Biz yarın göreve geldiğimizde bankamatik memurlarını işten çıkaracağız. Bundan 7-8 ay önce ulusal basında da yazıldı. Yerel basında da yazıldı. İsim verildi. Görev veya çalıştığı birim verildi. Ereğli'de bankamatik memurları var denildi. 30 denildi sayısı, 40 denildi. Siz bunu yalanlayın. Siz bununla ilgili bunu yazanları mahkemeye verin. Yok.
Şimdi değerli hemşehrilerim, bu Ereğli'de bizim geleceğimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, Türkmen mahallesinde, başka yerde, her anlamda bu kadim şehirde yaşayacak. Bu şehrimiz güzel bir şehir. 5 yıl boyunca boşa giden ve hizmet olmayan bir şehir. Sayın Obrukçu'nun daha önceki döneminde de sevgili Umut, biliyorsunuz o zaman dönemin milletvekili Cem Zorlu televizyonlara çıkıp yayınlamıştı. Tape kayıtları. Tape kayıtları, bankamatik memurları diye. Bu dönemde de maalesef yine aynı konu gündemde. Hı hı. Ne diyeceksin? Yani şöyle, biliyorsunuz Ereğli Belediyesi'nin karşısında Anıt Meydanı'nda biz bununla ilgili bir açıklama yapmıştık. İsim yani, vermiştik hatta. Tabii bunu biz ulusal basına düşen bir haberi de kaynak göstererek sormuştuk. Ereğli Belediyesi'nde bankamatik memuru var mı diye sormuştuk. Niye sormuştuk bunu? Biliyorsunuz ki Sayın Obrukçu 2019'da göreve geldiğinde yapmış olduğu ilk icraatlardan bir tanesi Ereğli Belediyesi'nde bankamatik memurun olup olmadığına yönelik tespit yapabilmesi için bir komisyon kurmaktı. Ama sonra toplamadı o komisyonu. Yani bu komisyondan biz bunu öğrenmesini istedik. Yani bu komisyonu da basının bir anlamdaki görevi de iddialar ortaya atar ve ilgililerin, ilgili kurumların bu anlamdaki çalışmalarını biraz daha hızlandırmak maksadıyla yapar bunu. Ve birçok yapmış olduğu yayında, söylemde Cumhuriyet Savcıları açısından gazetecilerin söylemleri, iddiaları, ortaya koyduğu, efendime söyleyeyim, ispatları bir dava niteliği kazanır. Ya da suç duyurusu niteliği kazanır. Bu anlamda biz kamu görevi gören bir gazeteci olarak bunu yaptık. O gün sorduk ve bakın o olayın üzerinden geçen 2 yıl, tabii onu sorduktan sonra saldırılara da maruz kaldık. Cevapları saldırtmak oldu, evet. Yani onun ötesinde bugün 2024 seçimlerinin arifesinde çıkan adaylar aynı soruları soruyor. Ereğli Belediyesi'nde efendim bankamatik memuru var mı? Bu sorunun artık muhatabı Sayın Obrukçu'dur. Yok diyecek. Bunda varsa var diyecek. Yoksa yok diyecek. Cevabı verecek merci Sayın Obrukçu'dur. Ama bakıyoruz ki Sayın Obrukçu hiçbir iddiaya, hiçbir söyleme yanıt vermiyor, kaçıyor. Ya bununla ilgili olarak hiçbir söylemi, yani bir aday size bir soru soruyorsa, doğru mu? Bir iddia var. Bunu vatandaşa açıklayın. Ereğli kamuoyunun vicdanını rahatlatın diyorsa, siz görevde olan bir belediye başkanı olarak ve bir müfettişlikten gelme belediye başkanı olarak şeffaflığa müfettişler en çok riayet eden devlet adamlarıdır. Şeffaflık müfettişlik için olmazsa olmaz hususlardan bir tanesidir. Yani müfettiş unvanına sahip olan, hem de yüksek müfettiş unvanına sahip olan Sayın Obrukçu'nun bunlarla ilgili olarak Ereğli halkına şeffaf olmasını rica ediyoruz. Yani çok istediğimiz bir şey yok. Yani burada gazetecilere cephe açmak yerine onlara, efendime söyleyeyim, sallamalar, dallamalar demek yerine size siyasi arenada rakibiniz olan adayların sorularına cevap vermek yakışır. Bir belediye başkanına şeffaf olmak yakışır. Bir belediye başkanına açık yüreklilik yakışır. Yani iki lafınızdan birisi gazeteciler, iki lafınızdan diğeri de Hüseyin Obrukçu'ya diz çökertmeye çalışıyorlar. Hüseyin Obrukçu Hak Teala'nın karşısında diz çöker. Başka kimsenin karşısında diz çökmez. Yani siz siyaset arenasında, seçim arifesinde vatandaşların sorularına yanıt vermeyip ya da sorulan sorulara kendinize diz çöktürmek tabirini yakıştırıyorsanız maalesef siz daha siyasetçi olamamışsınız. Biz Allah'tan gelen teklifleri de kabul etmemişiz Umut. Yoksa evet, size diz çökmüş. Konuşmaya olur bile gerek yok. Yani biz bunları konuşmaktan bile hicap duyarız, utanırız. Yani biz hiçbir zaman, Allah'a şükürler olsun, hiçbir zaman haksız, hukuksuz bir kazanç elde etmenin peşinde değiliz. Bunda hem Ereğli halkımız hem de tüm siyasilerimiz müsterih olsunlar. Yani bizi parayla, pulla, tehditle, öldürülmekle, dövülmekle,
saldırılara maruz kalmakla tehdit edenler dün bir şey anlamadığı gibi bugün de bir şey anlamazlar. Biliyorsunuz 2014 yılında da 2009-2014 yılında da Sayın Obrukçu'yu Ereğli'de en çok eleştiren ve daha bu meslekte daha yeni olmama rağmen o dönemler yakın süreçte olmama rağmen dayak yemeye maruz kalmış, eli yüzü şişirilmiş bir gazeteci kardeşinizim. O dönem de bunu yaşadık. O dönem sustuk mu? Susmadık. Bugün de yaşadık aynısını. Siz de yaşadınız. Yani bir insanı dövmekle, vurmakla, vay evine girerken dikkat et, evine çıkarken dikkat et demekle, yani bu söylemlerle insanları yıldıracağınızı zannediyorsanız yanılırsınız. Biz daha yeni ifade ettim, şimdi de ifade ediyorum. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Hepimizin demokratik hak ve özgürlükleri var. Eleştirmek de, eleştirilmek de, propaganda yapmak da her vatandaşın, vatandaşla birlikte siyasilerin doğal hakkı. Biz doğal bir hakkımızı kullanıyoruz. Bu hakkımızı kullanırken de Ereğli halkının menfaatlerini düşünerek kullanıyoruz. Bu anlamda herkes saygılı olsun. Yani Sayın Obrukçu'yu 7-24 saat destekleyen, yanından yamacından ayrılmayan gazeteci arkadaşlarımıza kimse laf ediyor mu? Etmiyor. Biz de Sayın Obrukçu'yu eksik buluyoruz, eleştiriyoruz. Artılar olsa artılarını da söyleriz. Evet. Peki. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti yönetiminde yer alan 17 kişi yeniden Refah Partisi'ne geçti. Lütfen o görüntüyü de verelim. Ve hemen akabinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçelim. Çünkü Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ereğli'ye de bir mesajı vardı. Evet arkadaşlar. Şu an aramızda dediğim gibi Emre Derman, ilçe sekreterimiz, İYİ Partisi'den yeniden refah atıldı. Oğuz Cem Buruk kardeşimiz, Kurumsal İlişkiler Başkanı, İYİ Parti'nin ilçe teşkilatında aynı zamanda divan kurulu üyesi aramıza katıldı. Mustafa Öncel aramızda, o da teşkilat başkanı, divan kurulu üyesi İYİ Parti'den aramıza katıldı. Seher Derman hanımefendi kardeşimiz, Kadı Kolları Başkanı ve aramızda aramızda yapacak altışı çok yapacak değil mi? Evet. Cevdet Tüktaş, Cevdet kardeşimiz de yönetim kurulu üyesi aramıza katıldı. Döndü Bozdoğan aramıza katıldı. Ertuğrul Bozdoğan pardon. Ve Alaaddin Selçuk Bey aramızda yönetim kurulu üyesi. Yasin Kocaman yönetim kurulu üyesi. Toplam 17 kişi ama şu anda 9 kişiyi biz Yeniden Refah Partisi'nin rozetlerini takacağız. Bu anlamda İlk özetimizi buradaki sıralamayı... Evet. Evet, bir yandan da video devam ediyor. İYİ Parti'den geçen 17 kişi. Hı-hı. Yeniden Refah Partisi zaten şu anda Ereğli konjektüründe baktığınız zaman Sayın Özkan Özgüven anketlerde bir adım daha önde gibi görünüyor. Evet. Yani şöyle sahaya çıktığımız zaman, şimdi şu söylemek lazım. Sayın Obrukçu'yu, Sayın Özgüven'i, Sayın Obrukçu da son iki gündür sahada görüyoruz bu arada. Hı hı. Sayın Özgüven'i, Sayın Zeki Dumlu'yu, Sayın Umut Akpınar'ı daha çok sahada görüyoruz. Tabii Ufuk Demirbaş kardeşimiz de İYİ Parti'den adaylı açıklanan bir diğer isim. Ufuk kardeşimiz de sahaya inmiş durumda. Ama şöyle sahanın nabzına baktığımız zaman, söylemleriyle, ifadeleriyle, yapmış olduğu çıkışlarla, özellikle açıklamış olduğu projelerle Sayın Özgüven'in de halk arasında bir tık fazla konuşulduğunu görüyoruz. Umut yani, Akpınar'la beraber yarışıyor evet, şu anda. Sayın Özgüven'in bir tık daha fazla konuşulduğunu görüyoruz. Umut Hoca'nın konuşulduğunu görüyoruz. Obrukçu'ya ciddi anlamda sahada tepki çok olduğunu tepki görüyoruz. Bunları söylemekte fayda görüyorum. Bakın bağımsız aday Zeki Dumlu Beyefendinin de yani siyasi söylemleri, siyasete bakış açısı, Ereğli'nin gelecekteki vizyonuna bakış açısı, kendisinin hayat felsefesi ve Türkiye siyasetine, dünya siyasetine bakış açısı gerçekten muazzam. Çok etkileyici. Yani etkileyici bir hatip,
güzel konuşmalarıyla, bakış açılarıyla ve projeleriyle, Ereğli'ye değer projeleriyle tabii ki ses getirecek bir isim. Tek handikapı Sayın Zeki Dumlu'nun Ereğli'de tabii uzun yıllar, 30 yılı aşkın süredir Avrupa'da, Türkiye Federasyonu'nda, birçok Avrupa'nın birçok ülkesinde Türk İslam tarihi ve Türkçülük üzerinde seminerler ve konferanslar vermiş, eğitimler vermiş değerli bir isim. Yani Türk siyasetine ciddi anlamda Türk milliyetçiliğine hizmet etmiş bir isim. Bu anlamda uzun yıllar yurt dışında olmasından dolayı da bir tanınırlık problemi var. Ama ben son günlerde Sayın Zeki Dumlu'nun da bunu aştığını görüyorum. Yani evet, yavaş vatandaşların yavaş artık yavaş yavaş Zeki Dumlu'yu tanıdığını ve kendisinin de yani son çıktığı programlarla ya da sahada yapmış olduğu açıklamalarla da bu dezavantajı avantaja döndürdüğünü görüyoruz ve sahada da etkin bir isim, yani bunu da söylemek lazım. Sayın Zeki Dumlu da başarılı isimlerden bir tanesi. Ama vatandaşın çoğunlukla konuştu şu an itibariyle. Çoğunlukla konuştu Sayın Obrukçu, Sayın Özgüven ve Sayın Umut Akpınar hocamız. Bu üçü arasında konuşulma çok, ama bunlardan da bir tık önde görünen Özkan Bey olarak görünüyor. Ama bunu CHP bir sürpriz yapabilir diye görüyorum ben. Bakın, Sayın Obrukçu'nun bir sürpriz yapacağını söylemiyorum. Yani vatandaştan aldığımız izlenim bu. Vatandaşın ifadeleri bu. Ama son günlerde Sayın Obrukçu bir atak yapabilir. Yani siyasetin olağan şeyleri bunlar. Sayın Obrukçu bir, efendime söyleyeyim, bir sürpriz yapabilir. Bu da olabilir. Ama ben özellikle şunu söylüyorum. Yani az çok bugüne kadar edindiğim tecrübeye ve vatandaşın nabzına baktığım zaman, yani şu anda Sayın Obrukçu'nun bu yarışta geride kalacağını düşünüyorum. Geride görünüyor. Sayın Akpınar ve Sayın Özgüven'in daha çok bir tık önde olduğunu görüyorum. Evet, hocam. Zeki Dumlu'nun da ben atağa geçeceğini, özellikle onu, insanlar bakın, tanıdıkça... Diyorum ki artık insanlar o tanınırlığının dezavantaj olduğunu söyledim. Ama bu dezavantajı çok kısa sürede Sayın Zeki Dumlu avantaja çevirdi. Ve sahada etkin bir şekilde, etkin çalışmasıyla, vatandaşla birebir temasıyla ve dokunmasıyla... Ya bir de şu çok önemli kıymetli kardeşim. Vatandaş kendisine gelen adayın ne ölçüde samimi olduğunu çok iyi analiz ediyor. Samimi birisi Zeki Dumlu. Çok iyi analiz ediyor. Sayın Zeki Dumlu da bu manada o samimiyeti vatandaşlara verebilme kabiliyetine gerçekten sahip. Evet. Peki. Son konuya gelelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Ereğli'ye bir mesajı var. Onu verelim arkadaşlar. Evet, Ereğli'ye seçim zamanı gelmiş ve çok mutlu olmuştuk oradaki ilgiyi görünce. Şimdi Umut Başkanım inşallah aday oluyor. Ereğli'nin de umudu oluyor. Elbette ki seçildikten sonra Ankara Büyükşehir'de kendisiyle bir işbirliği protokolü hazırlamak suretiyle o Ereğli'de seçim zamanı gördüğümüz ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir işbirliği protokolü diyor. Yani destek vereceğini söylüyor. Sayın Umut Akpınar seçildiği takdirde. Umut Akpınar da hakikaten, yani bugün mesela işte karşısındaki adaylardan biri çıkıp Umut Akpınar hakkında bir şey demek istese bulamaz. Evet, kesinlikle. Yani çok kaliteli bir insan. Ereğli siyasetinde temiz kalmış. Yani kendisi tabii memur olması hasebiyle de yani bu şeyini koruyor. Ve onun ötesinde Umut Hoca gerçekten çok değerli bir isim. Bakın, ben Umut Hoca'yı da tanıyan bir isim olarak bunu söylüyorum. Umut Hoca'mız gerçekten değerli bir isim. Kendisini geçtiğimiz günlerde Ereğli'ye dair projelerini biliyorsunuz yakın gelecekteki, yani ilk 6 ayda, ilk 2 yılda ve ilk son 5 yılda, yani toplamda totalde yapacağı projeleri dinledik. Gerçekten güzel projeleri var. Birbirine yakın olan projeler var adaylarımızın. Anlatabildim mi? Ama bu da bir şeyi gösteriyor değerli kardeşim. Birçok adaydan aynı problemlere dair vaatler duyabiliyorsak ve projeler duyabiliyorsak, bunların halkın asıl istediklerine yönelik bir eğilime girdiklerini öngörmüş oluyoruz. Yani Umut Hoca da bu anlamda o projelerini Ereğli kamuoyuyla paylaştı. O toplantıya bizler de davet edildik, gördük. Yani Umut Hoca'nın da Ereğli'ye dair güzel projeleri var. Dediğin gibi siyaseten yıpranmamış bir isim, yenilikçi bir isim.
yeni bir yüz Ereğli siyaseti açısından. Ve Umut Hoca'da ben şunu görüyorum. Umut Hoca biraz daha böyle alışılmış bir siyaseti profilinden uzak, siyasetçi profilinden uzak, daha halkın içinde, daha yakın, böyle insanlara daha sıcak bir politika izleyen anlayışa sahip. Tabii Sayın Akpınar'ın bu anlamdaki çalışmaları kendisini ne ölçüde nereye götürür, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama Sayın Umut Hocamız bu anlamda da yani Ereğli siyasetine kazanır kazanmaz tartışılır. Kazanmak için bir yola çıkmıştır. O ayrı konu. Ama Ereğli siyasetine, Ereğli seçimlerine temiz bir siyaset izleyen isim olarak imzasını atabilecek adaylardan bir tanesi. Evet, peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Güzel bir program oldu. Güzel bir değerlendirme programı oldu. Hı-hı. Önümüzdeki günlerde adayları ağırlamaya devam edeceğiz. Bunu ifade edelim. Hem adayları ağırlayacağız, hem Hı-hı. kendimiz değerlendirmeler yapacağız. Evet. Yani adayları ağırlamakla kalmayacağız. Çünkü Ereğli halkının adaylardan duyamayacağınız birçok şeyi bugüne kadar bizlerden duydu. Ve bunu duymaya da ihtiyacı var değerli kardeşim. Bakın, birileri çıkmış Ereğli'nin bana ihtiyacı var diyor. Dediğini duyuyoruz. Ben Ereğli'nin karı sevdalısıyım diyorlar. Bunları duyuyoruz. Bizler de tek bir amacımız var. Kimseyi yıpratmak, kimseyi yıkmak, kimseyi ezmek, kimseyi diz çöktürmek gibi bir amaç içerisinde değiliz. Sadece gerçekler. Bizim amacımız Ereğli'nin daha yaşanılabilir bir kültür seviyesinde olabilmesi için mücadele etmek. Ereğli'nin, Ereğli halkının daha refah içerisinde, daha huzur içerisinde yaşayabilmesi için o zemini hazırlayarak vatandaşlarımıza hizmet etmek. Yani bizim bir siyasi düşüncemiz yok. Bizim bir efendime söyleyeyim, insanlarla kavga etmek gibi, ayrıştırmak gibi bir amacımız yok. Bizim birilerini göreve getirip birilerini görevden almak gibi gücümüz de yok. Efendime söyleyeyim, bir hedefimiz de yok. Bunu herkes böyle bilsin. Anlatabildim mi? Yani tüm adaylara ne kadar uzaksak o kadar yakınız. Yani herkes bizim için eşit. Ama Ereğli halkına yanlış yapanlar, Ereğli halkına ihanet edenler, Ereğli'ye huzur getireceğim deyip de Ereğli'yi huzursuzluğa mahkum edenler, Ereğli'de silahların patlamasına neden olanlar, gazetecileri dövdürenler, bunlara kapımız her zaman kapalı. Ve biliyoruz ki, inanıyoruz ki Ereğli halkı da bunun bilincinde ve bunun tavrında ve bunu da 31 Mart'ta gösterecek. Ve Ereğli halkı, emin olun, 1 Nisan'da bazı isimlere çok güzel sürpriz yapacak ve 1 Nisan şakası yapacak. Ne güzel huzur şehri, emniyet maşallah. Öyle operasyonlar yapıyor ki memlekette uyuşturucu satanın haddi hesabı yok. Önüne bir türlü geçiremiyor. Her geçen gün de artıyor. Ne güzel. Ama bakın kıymetli kardeşim, şu anlamda şu konuya da değinmeden kapatmayacağım. Ereğli'miz son dönemde çok güzel bürokratları burada ağırlıyor. Bakın. Kaymakam Bey. Yani Ereğli Kaymakamımız. Sayın Başsavcı. Yani Sayın Başsavcımız. Sayın Emniyet Müdürümüz. Jandarma komutanımız da yeni geldi ama yeni, evet. O da çok aktif olarak çalışıyor. Yani gerçekten Ereğli'nin huzuru için, yani birileri için bir propaganda olduğunu biliyor musunuz? Huzur şehri Ereğli demek, ama yani bu bir söylem, bu bir politika. Asıl huzur şehrini temin etmek için uğraşan, iyi ki Ereğli Kaymakamımız var, iyi ki Ereğli Emniyet Müdürümüz var, iyi ki Cumhuriyet Başsavcımız var, iyi ki Jandarma Komutanımız var. Bunlar gerçek manada Ereğli'nin huzuru için çalışmalar yapıyorlar, güzel işlere imza atıyorlar. Ereğli'nin kanayan noktalarına bir bir neşter vuruyorlar ve o icraatı söküp alıyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Peki, değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Gazeteci Umut Yaygır'la birlikte gündem değerlendirdik. İnşallah önümüzdeki programlarda tekrar karşınızda olmak temennisiyle. Hoşça kalın, mutlu akşamlar. Ne Ereğli'ye dair söylenecek sözümüz bitti, ne de Ereğli'nin menfaatlerinin korunması adına sürdüreceğimiz mücadelemiz. Bizler yılmadan, yıkılmadan ve dürüstlükle yayın politikamıza devam edeceğiz.
Seçimin nabzı yine Ereğli Haber Merkezi ve ereğlihaberler.com'da atacak. Efendim, hasret sona eriyor ve seçim 2024 programı Ereğli Haber Merkezi'nde başlıyor. Ben Özcan Saraç, gazeteci arkadaşlarımla birlikte yine en çarpıcı konular ve yerel seçim öncesinde karşınızda olacağız. Ve bizler her çarşamba günü saatler 20.30'u gösterdiğinde en güncel konularla karşınızda olacağız.